İyi akşamlar, ben Fatih Ertürk. Fatih Ertürk'le Gündem Özel programına hoş geldiniz. Bu akşam siyaseti konuşacağız yine. Bu akşam Türkiye'yi konuşacağız. Türkiye'nin sorunlarını ama özellikle biraz muhalefet ağırlıklı gideceğiz. Çünkü iktidarlar hata yaptığı zaman telafi edecek olanlar muhalefettir. Muhalefet partileridir daha doğrusu. Ama iktidarın ülkeyi getirdiği bu noktaya, yani hakikaten yaşanılmaz bir tabloya rağmen muhalefetin acizliği, etkisizliği ve yetersizliği başka bir tartışma konusu. Ve neden böyle oldu, neler yaşanıyor, neden seçim sonrası bir türlü muhalefet kendini toparlayamadı, Türkiye nereye doğru seyahat ediyor, yolculuk nereye, Türkiye'nin gidişatı konusunda endişeler var. Bakın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladığı bir kararname ile Türkiye'de içki yasağının genişletilmesi konusunda en önemli adımı attı. Spor yerleri daha önce açık olan ek yerleşkeler, spor yerlerine yakın ya da kültür merkezlerine yakın kafeteryalarda açık alan, kapalı alan dahil içki yasağı getirildi bugünden itibaren. Diğer içki yasaklarıyla birleştirildiğiniz zaman çok sınırlı kapalı bölgede, bakın çok sınırlı kapalı bölgede insanlar, tamam alkol sağlığa zararlı, itirazım yok ama alkol tüketme olanağı ya da imkanı gelecek yarın öbür gün. Bu kalıcı bir alkol yasağına atılacak ilk adım. Ve bugün yine iki tarikat şeyhi bir araya geldi ve artık şeriata geçilmesini resmen talep etti. Biri Menzil, biri Cübbeli Ahmet Hoca. Artık şeriata geçilsin diye açık, net bir talepte bulundu. Siz orada işte şu şöyle olacak, bu böyle olacak, işte Galatasaray şampiyon olacak, Fenerbahçe ikinci olacak diye uğraşırken yeni bir Türkiye modeli inşa ediyor. Bakın parlamento açılır açılmaz yeni bir anayasa değişikliği teklifi geliyor. Bu anayasa değişikliği teklifiyle Türkiye soft bir siyasi İslam ve soft bir şeriat yaşayacak. Yani modern Taliban Türkiye'ye egemen olacak. Parlamentodaki çoğunluk buna yetiyor mu? Bence yetiyor. Çünkü 39 milletvekilini zaten CHP taşıdı parlamentoya. 39 milletvekilinden başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifine hayır yanıtını verecek kimse yok. İyi Parti de bu konuda kafası karışık. İyi Parti de hala muhafazakarlardan oy alacağım diye çark etmeye devam ediyor. Hala çizgisini öyle Atatürkçü, Cumhuriyetçi falan filan değil. İyice kaydırmaya başladı. Eskişehir milletvekili İyi Parti'nin çıktı dedi ki biz AKP ve MHP ile işbirliği yapmalıyız. Çünkü sağ parti bizim tabanımız ve sağ partiler bizim tandansımız. Yani öyle bir tablo var ki iktidarın götürdüğü yola muhalefetin bilerek bilmeyerek önemli ölçüde desteği var. Bütün bunları konuşacağız. Bu arada bugün saat 10-11 arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan adaylarından biri olan Profesör Doktor Örsan Kunter Oymen de konuğumuz olacak. Ona sorularımız olacak. Onunla konuşacağız. Hemen size şimdi konuklarımı tanıtmak istiyorum. Stüdyo konuğum benim meslektaşım. Yıllarca birlikte çalıştık. Çok sevdiğim bir dostum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı milletvekillerinden biriydi. İzmir milletvekili. Aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı sevgili Mustafa Balbay bizimle. Sayın Baba iyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi yayınlar sevgili Ertürk. Ve yine bir meslektaşımız, bir arkadaşımız, yine bu mesleğe emek vermiş bir isim ve bir dönem dış politikanın tartışılmaz isimlerinden biriydi. İyi bir dış politika yazarıdır ve iyi bir gazetecidir. Sevgili Nur Batur bizimle. Sayın Batur iyi akşamlar. İyi akşamlar sevgili Fatih. İyi akşamlar sevgili Balbay. İyi akşamlar, iyi akşamlar Batur. Şimdi sevgili Balbay, şöyle bir tablo var Türkiye'de. Öncelikle bunu bir konuşmamız lazım. Hani Meral Akşener gelmişti. Sonra 2-3 Nisan mıydı tarih? Masadan kalkmıştı. 3 Mart. 3 Mart.
masadan kalkmıştı, sonra geri dönmüştü. 6 Mart'ta da dönmüştü. 6 Mart'ta, 3 gün ara vermişti. Şimdi bence Meral Akşener bugün ikinci kez masadan kalktı. Yani nasıl masadan kalktı? Ya şimdi ilk kararı aldı. Aslında Meral Akşener'in bugüne kadarki çizgisinde bir tutarsızlık, bir kırıklık yok. Yani işte 26 Ağustos'ta açıklamasını yaptı. Ve dedi biz tek başımıza gireceğiz dedi. CHP canım işte el yükseltiyorlar, masaya oturmak istiyorlar da işte yan çiziyorlar. Biraz bekleyelim dedi. Ardından GİK'i toplayacağını, yani İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nu toplayacağını ve bir karar aldıracağını söyledi. Ardından Genel İdare Kurulu topladı ve ittifak yapılmayacağına, 81 ilde İYİ Parti'nin aday çıkaracağını açıkladı. Hiç ses yok Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Hiçbir şey ses yok. Hani böyle bir siyaset kurnazlığı var ya, ya işte bakmayın yani öbür gün mecburlar, kaç şeyi var, aday mı çıkarabilirler falan diye bir hava vardı. Bugün İzmir'de Meral Akşener gitti İzmir'e, senin milletvekili seçildiğin yer azıma sevgili baba. Ümit Özdağ'ı genel başkanımızın elini kaldırdı ve İzmir'den dedi ki Özdağ'ı İzmir'e çok iyi gelecek, İzmir'i kokudan kurtaracak. Şimdi bak, bu İzmir'de körfez kokuyor söylemi ve bunun üzerine siyaset yapılması AKP'nin siyaseti. Çok açık çok. Hep bunun üzerine gitti AKP. Yani körfez, koku, İzmir hep bunu üst üste koydu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanını yıpratmak için çok çaba harcadı. Aynı dili kullandı bugün Meral Akşener. Arkadaşlar şu detay görüntüleri verir misiniz? Meral Akşener İzmir. Onu konuşuyoruz. İsterseniz şöyle yapalım. Oradaki o konuşma, kokuyla ilgili bir konuşma var dedim ya. Arkadaşlar şu videoyu getirebilir misiniz İzmir'de? Meral Akşener'in gerçekten bana göre masadan ikinci kez kalkmasına yönelik yaptığı konuşmanın satır başları. Bir getirin dinleyelim arkadaşlar. İzmir'e çok iyi gelecek. İzmir'i kokudan kurtaracak. İzmir'i sığınmacıdan kurtaracak. O söylemedi ama ben söyleyeyim. Kimse faşistlikle suçlamasın ama İzmir'de sığınmacılara belediyeler üzerinden ekstra yardım, herhangi bir indirim yapılmayacak. Ve dürüstlüğünü... Burada devam ediyor. Meral Akşener, Ümit Özdağ'ı anlatırken ama şu vurgusu çok önemli. İzmir'i kokudan kurtaracağız. Yani bu manşet bu. Bir gazetemiz olsa balbay, otursak manşet atsak değil mi? Evet. Akşener'den İzmir'e koku vurgusu diye manşeti atarsın. Ve dersin ki daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kullandığı dilin aynısını kullan. Ne yapmaya çalışıyor Meral Akşener? Şimdi tabii Meral Hanım Edirne'de de biliyorsun. Zehir içtim, ne çektim bilemezsiniz. Hani yakın geçmişte CHP ile ilgili yaptığı işbirliği konusunda. Oradan 2018'e geldi. O dönemde de dedi, çok kamuoyuyla paylaşamadığım şeyler oldu dedim. Bunlar tabii önümüzde bir seçim süreci olmasa konuşulabilecek şeyler, masaya yatılabilecek şeyler. Ama bir yerel seçim süreci var ve bunun öncesinde Meral Hanım, İYİ Parti bir strateji çizmiş görünüyor. Zaten bu önemli açıklamayı yapacağı günü 26 Ağustos'a denk getirmesi ve Afyon'a denk getirmesi hedefinin neresi olacağını göstermişti. Örneğin o gün Ahlat'ta da bir toplantı yapabilirdi. Çünkü 1071'in yıl dönümü diye Devlet Bahçeli ve Erdoğan oradaydı. Afyon sadece bir partiye mi ait? Haşa. 26 Ağustos sadece bir partiye mi ait? Haşa. Tabii ki herkese ait. Ama bunu o güne denk getirmesinde bir anlamı vardı. Şimdi bu aşamadan sonra yani artık öyle anlaşılıyor ki hani Meral Hanım'a yapma etme öyle değil böyle demenin de çok da bir yararı yok yani. Orada bir siyaset oluşturmaya başlamışlar ve ana hedef olarak da CHP'yi koymuşlar. Yani öyle anlaşılıyor. Eğer diyelim ki İzmir'de açıklama yapıyorsunuz, İzmir'le ilgili vurgulayacağınız iki durum vardır.
Bir, genel iktidarın İzmir'e bakışı. İki, yerel yönetimde İzmir Belediye Başkanı'nın yaptıkları. İzmir Belediye Başkanı'nı da eleştirebilirsiniz. O da dokunulmaz değil. Ama İzmir'i ben çok iyi biliyorum. İzmir Ankara'ya 5 veriyor. Ankara İzmir'e 1 veriyor. Yani İzmir'den toplanan bütün vergiler Ankara'ya gittiğinde 5 birimse, merkezi bütçeden İzmir'e yapılan yatırım 1 birim. Ama İzmir'in son dönemdeki işte emlakta, turizmde, önemli ölçüde hatta tarımda kendi içinde bir devinimin yükselmekte olduğunu da görüyoruz. Bunlar ayrı tartışma konuları tabii. Ama İyi Parti önümüzdeki dönem itibariyle bir yöntem deneyecek. İyi Parti'nin içinde sevgili Ertürk, MHP'de siyaset yapmış çok kişi var. Ben de bugün öğleden sonra özellikle ayrıca bir baktım nedir ne değildir diye. Örneğin genel daire kurulunda alınan o kararda iki uç var. Bir, biz eğer CHP'den uzak durursak AKP'den gürül gürül oy gelecek. Bir bakış bu. Ama bir başka benim sezdiğim durum, sanki yani MHP ile de işbirliği yapılabilir giden de bir damar hissediliyor. O Eskişehir milletvekilinin söylediği gibi. Evet, damar mi? Evet. Evet. Ancak şunu unutmamak gerekiyor sevgili Ertürk. İyi Parti'nin tabanı, mesela İzmir öyle, Ankara'da benim karşılaştığım pek çok kişi öyle. Bu iktidar karşıtlığında AKP'nin yaptıklarına karşı durmada en az CHP tabanı kadar hassas. O nedenle yani siz eğer hani CHP'yi vurarak daha çok oy olacağınızı düşünüyorsanız yani orada bir tekrar tartmış olmaları gerekir. Şimdiden böyle yepyeni bir plan işte hani pis kokular İzmir'den değil de İyi Parti Genel Merkezi'nden geliyor gibi bir hani spekülatif bir değerlendirme yapmak da istemem. Ancak İyi Parti'nin tutturduğu yolu kamuoyuyla daha net paylaşması gerekir. Evet, geçen hafta sevgili Oktay Vural dedi ki biz deneyeceğiz arkadaş dedi. Mecbur muyuz dedi. Buyurun deneyin. Ama siyasette deneyim çok iyi bir okuldur. Ama çok pahalıdır. Bayağı pahalı bir okuldur. Hani çok iyi hesaplamış olmalarını dilerim. Hani bu açıklama da daha çok su kaldıracak. Bu pilav daha çok su kaldıracak. Her şeye rağmen köprünün altından daha çok sular geçecek. Ben onu da görüyorum. Ama Meral Akşener'in şu anda izlemekte olduğu siyasette bir üçüncü merkez yaratma girişimi yani ki çevresinde de onu dillendiriyorlar. Tabanda bir hani evet şöyle bir bunun bir algısı var diyeceğimiz bir tablo göremiyorum ben. Ama bakarsınız süreç içinde yepyeni bir hareket olarak çıkar. İşte büyür. Ona tabii ki deriz ki siyasette yeni bir ufuk ortaya çıktı. Ama İyi Parti'nin ortaya çıkışı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İyi Parti'nin seçime katılması için o hani Meral Hanım'ın pişmanım dediği ama pek çok milletvekili, CHP'li milletvekili orada İyi Parti'ye katılırken işte Fethi Gürer ortada, Taceddin Bayır, onlar da yani hayatları solda geçmiş kişiler. Madem ki demokrasi için biz bunu yaparız dediler. Abi çünkü gelinen noktanın bu olması karşısında önümüzdeki dönem biraz daha açıklamayı muhtaç bir tablo. Biraz önce senin vurguladığın hani CHP'nin bu konuya sessiz kalması da bir siyaset olabilir. Ama Kemal Bey'in davranışı bu konularda işi dalgalanmaya bırakmak. Yönetmek değil, idare etmek üzerine. Şimdi buradan da bir sonuç çıkması çok zor. Siz bunları çünkü biz burada tartışıyoruz sevgili Ertürk. İşte önümüzdeki hafta diyelim ki bambaşka gündem konuları gelecek. Bence Erdoğan'ı da mutlaka bugün hani sen de vurguladın. Yani asıl gündem odur bence. Amerika'da sığınmacılarla ilgili söyledikleridir. Anayasa konusunda Erdoğan'ın söyledikleridir. Hani siz tek devlet, tek milletten millet çeşitliliğine nasıl geldinizdir. Onları da ayrıca konuşuruz. Ama bütün bu gündemlerle ilgili CHP'nin bir diyeceğinin olması lazım. Şu anda bizim bunu, şu anda örneğin sizin bana soruyu, ya CHP buna şu tepkiyi verdi, yeterli mi? Ya da şöyle dedi, sert mi oldu? Bunu sorabilmen lazım. Ama bir şey olmayınca ne diyeceksin? Tabii ki oradaki hani sessizliği de şu anda izlemekle
geçiniyoruz. Biz bu tartışmaları yaparken sen de sokaktasın, ben de pazarda, caddede, sokakta insanlarla yüz yüzeyiz. Toplumda gerçekten siyasetten bir çekilme var. Hani bir haber programında bunu söylemek belki hani çok da uygun olmayabilir ama hiçbir haberi izlemiyoruz diyen bir kesim oluştu toplumda. Var. Çünkü insanlar soğudular. Yani umut yok çünkü. Umut yükselirse haberlere, yorumlara bakar insanlar. Siyasetin bütün gücüyle yeni bir umut yaratması gerekirken, bu iktidara yeni bir seçenek yaratması gerekirken, şimdi biz muhalefetin birbirine yaptığı muhalefeti konuşmaktayız. Türkiye bu tartışmalardan da yeni şeyler üretir sevgili Ertürk. Ben hani yakın geçmişte belki bizler de söyledik. Hani köprüden önce son çıkış, işte son köprü yok öyle. Türkiye'de ne yapacağız, ne edeceğiz? Yani ben hani iflah olmaz da bir iyimser olarak yol bulacağız. Meral Akşener'e de muhtaç değiliz. Kemal Bey'in bu sessizliğine de muhtaç değil bu toplum. Bu iktidarın bu topluma dayatmalarına da boyun eğecek değil. Tarikatların ortaya attıkları varsa işte velilerin de işte mühendislerin de çıkıp biz boşuna mı okuduk diye direnişleri var. Öğrenci ailelerinin çıkıp biz eğitimi şöyle istiyoruz diye direnişleri var. Türkiye belli bir bunu hani bir çatışma, büyük bir iç gerilim ortamına götürmeden toplumun kendi sinir uçlarında çok fazla zarar vermeden bu tartışmayı yapacağız. Bu süreç çok uzadı. Biz hani 14-28 Mayıs'ta bu sürecin bitmesini, yeni bir Türkiye'nin inşasının gerçekleşebileceğini düşündük. Ama olmadı. Olmadı diye şimdi bütün her şeyi geri adım atmak ve susmak da yok. Şu an iktidarın yaptığı hani var ya öğrenilmiş çaresizlik. Yani artık tüm bile yenilgiyi kabul ettiler nasıl olsa. Ben istediğimi yapabilirim diye bir Ekim çıkartması yapacak. Bir Ekim gündemi var AKP'nin. Bu hissediliyor zaten. Ama muhalefetin Ekim gündemi ne dediğimizde Akşener'in bu değerlendirmesi, CHP'nin de kendi içinde henüz değişimi yapayım ama çerçevesi nasıl belli değil. İçini neyle dolduracaklar belli değil. Böyle bir tablo var. Peki Ekim çıkarması dedin. Yalnız Adalet ve Kalkınma Partisi bu sefer toplumu gerçekten ayrıştıracak, karşı karşıya getirecek böyle sinir uçlarına dokunmaya başladı. Ne yapıyor? Mesela bu alkol yasaklarını bahane edip bir anlamda Türkiye'ye bir sanki rejim ya da sistem değişikliği yaşanacakmış gibi bir koku, bir hava yaymaya çalışıyor. Ve ciddi anlamda da bunun için çalışıyor. Önce açık alanlarda alkolü yasakladı. Şimdi sosyal tesislerde alkolü yasakladı. Bugün ne polis evinde ne öğretmen evinde ne bir bardak bira içebilirsiniz ne oturup sohbet edebilirsiniz. Yani onlar da yasaklandı. Şimdi bu yavaş yavaş hani Taliban'ın toplumu şeriata alıştırma günlerine benziyor yavaş yavaş. Yani onlar da adım adım gittiler. Hiç zorlamadılar. Tabii. Adım adım adım. Bugün Milli Eğitim Bakanı ısrarla ve inatla yine kız okullarının açılmasını öngörmüş. Yani söylemiş. Yanına aldığı yardımcısı da zaten kız okullarının açılması konusunda daha önce çalışmalar yapan bir yardımcı. Bunu bir tarafa koy. Bugün yine bu görüntüleri bir getirir misiniz arkadaşlar? Bu İsmail Ağa ile menzil buluşması var sevgili babay. Getirin arkadaşlar. Tarikat transferleri de. Yani şimdi şöyle bakın. Öncelikle bir şatafat. Öbür fotoğrafı getirir misiniz arkadaşlar? Öbürünü. Şimdi bir tam ekran yapın. Ya şimdi şuradaki herkesin şu görüntüyü dikkatle izlemesi lazım. Bakın. Bu 21. yüzyıl Türkiye'sinin bir görüntüsü. Yani menzil cemaati sadece bu görüntüden ibaret değil. Bu cemaatin bir özelliği var. Sağlık Bakanlığı'ndaki bütün ihaleler, işe alımlar, alım satımlar hepsi hastanelerin devlet adına yönetimi bile menzilin üzerinden gidiyor. İnanılmaz bir servete sahipler. İnanılmaz bir güce sahipler. Ve
İsmail Ağa cemaatinin ismi Cübbelahmet denen adam. Peki ne konuşmuşlar burada? Şeriat çağrısı yapmışlar. Peki önemsiz mi? Yani ya bunu görmeyelim, bunu yok sayalım, bunu önemsemeyelim diyebilir misiniz? Yani mümkün mü? Bakın bu tabloda. Dedikleri şu, şeriat ilimlerini neşretmeye ve sünnet-i seniyeyi ihya etmeye çok büyük ihtiyaç vardır. Her şeyin aslı şeriattır demişler. Ve bir çağrıda bulunmuşlar birlikte. Peki bu çağrı iki tane tarikat liderinin öyle rastgele yoldan geldim sana uğradım kahveni içim çağrısı mı? Değil. Hepsiyle birleştirdiğimiz zaman peş peşe geliyor bunlar bak sevgili varlar. Tabii. Yarın da anayasa değişikliği gelecek ve AKP bu işin arkasında. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Tabii. Diyaneti de Şeyhülislamlık gibi tasarladılar. İran Büyükelçisi'ne resmi ziyaret yaptı Diyanet İşleri Başkanı. Dini emir olarak. Diyanet İşleri Başkanı'nın bir büyükelçiliğe resmi ziyaret yaptığı daha duyulmuş değil. Ve diplomatik anlamda bir ziyaret. Değil. Böyle bir yetki kullanamaz. O bir genel müdürlük, bir başkanlık. Başkanlık tabii ki. Ve görevli belli, sorumluluğu da tabii belli. Tabii Türkiye'nin yani. Geleceğiyle ilgili yorumlar yapıyor orada. Ve Türkiye'nin dış ilişkilerini ne olursa olsun Adalet Bakanı da Çevre Bakanı da geleneksel olarak dışişleri götürür. Bir şey denecekse herhangi bir kurum diyelim ki Adalet Bakanlığı bir şey diyecek İran'a. Onu dışişlerine verir, dışişleri üzerinden gider. Devlet geleneği ve terbiyesi budur sevgili Ertürk. Burada alkol yasağı tabii AKP'nin indirgemek istediği örneğin bunların tek derdi alkoldür. Bak işte oradan bağırıyorlar gibi bir noktaya getirmek bir. İki, zaten yaptıkları zamlar yani Avrupa'nın hatta dünyanın belki en pahalı hani alkolü içecekler ülkesindeyiz. O da hayat yaşam biçimine bir müdahale aslında. Fiilen müdahale o da. Bütün bunları birleştirdiğinde sevgili Ertürk bunların karşısında gerek mecliste gerek toplumda öyle değil böyle diyecek bir güç lazım. Onu arıyoruz. Ve şu anda biraz işte bana gelen şimdi inan sevgili Ertürk yani bunları mutlaka değin dedikleri Konya'daki kavga CHP'de, İzmir'deki o şeydeki hani blok liste kavgası Konya'da daha sonra devam etmiş hani kamuoyunun çok da göz önünde seyretmedi ama tatsız, hakları yok buna. Onların hakları kavgalarına bak. Onların kavgalarına bak. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kavgalarına bak. Onlar rejimi, sistemi değiştirmek adına bir kavgaya girmişler. Cumhuriyet Halk Partisi parti içindeki görüş farkları yüzünden bir kavgaya girmiş. Yani bu içine kapanma, bu içine dönme öylesine bir dönemden geçiyoruz ki sevgili babay. Eğer iktidar anayasa değişikliğinde başarılı olursa ve bu menzil ve diğer tarikat şeyhlerin çağrısını hayata geçirirse, içki yasağı genelleşirse, okulda tevhid-i tedrisat kaldırır, kız erkek çocukları ayrı ayrı okutulmaya başlarsa, bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne zaten ihtiyaç yok ya. Ne ihtiyaç var Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Niye, ne olsun ki? Ne işi var Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Varsın olmasın ya. Tabii. Niye olsun şimdi, ki yani? Tabii daha acısı şu aslında. Bir süredir benim de dikkatimi çekiyor. İktidar artık muhalefetten korkmuyor. Evet, çok büyük rahat. Onu ben de sana söyleyecektim. Korkmuyor. İnanılmaz yani bir rahatlık. Ne CHP, ne İYİ Parti, ne ötekiler. Yani sadece toplumsal tepki ne olur, ne kadar olur? Toplumu anlatma, topluma bunu kabul ettirme ne kadar olur? Onun peşindeler. Şimdi sevgili Ertürk, biraz sonra ayrıntılarına gireriz ama ben şunu Flash TV izleyicilerine... Son hani ilk ortaya çıktığında belgesini ben almıştım ve o yıllarda işlemiştim ama son dönemde çok yeri geldi. Şimdi şu belgeyi izninle bu uyum strateji belgesi Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün. Bu belge Göç İdaresi şimdi başkanlık oldu. Suriyelileri altını çiziyorum Türklere çaktırmadan Türkiye'ye
uyumlu hale getirmek belgesi. Bak belgesi var bunun. Burada ana görev nerede biliyor musun? Diyanet İşleri Başkanlığı'nda. Eğitim, sağlık, hani din işleri olur anlarım. O alanlarda da Diyanet İşleri Başkanlığı birinci başat görevi almış. Şimdi burada uyum strateji belgesi ne diyor? 2018-2023. Şimdi 5 yıllık bir plan yaptılar. Ve burada Suriyelilerin uyumu için sevgili Ertürk, özellikle eğitimde ve sağlıkta bakanlıkların direkt bu alanlara eleman ayırması gerektiğini söylüyor. Direkt. Ve şu anda hükümetin resmi makamlarının hesaplamalarına göre sen, ben, bizim vergilerimizle oluşturulan bütçeden her bir sığınmacıya $200 harcanıyor. Her bir sığınmacıya $200. Çünkü ilaca para yok, eğitime para yok. Bizde işte başvurduğunuzda biliyorsun devlet okulunda olsa bile bir miktar bağış yap deniyor. Yani hani söylenirdi ya, ya ne yaparsak arkadaş bu ülkenin seçmenleriyle yapacağız. Yurt dışından seçmen ithal edecek halimiz yok ya diyorduk ya. O gün de geldi. Şu anda Erdoğan'ın Amerika'da övünerek söylediği, muhalefet göndereceğim dedi ama biz bakıyoruz dediği 5 milyon Suriyelinin ve her yıl kabaca 150-200 bin yeni doğum olduğunu hesapladığında nereye gidecek bu seyir? Türkiye'de doğanın Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı yapıyorsun. Fiilen seçmen de ithal etmiş gibi adeta kendi yapımızın içine böyle bir bizimle çok uyumlu olmayan bir kültür koyuyorsun sevgili Ertürk. Bu bir strateji. Ben yabancı düşmanı değilim. Suriyelileri düşman değilim. Onların da kendi ülkelerinde huzur içinde yaşamasını isterim. Ama burada muhalefetin de söylediği gibi iktidara geldiğimizde yollayacağız. Abi yok öyle. Bu da ucuz bir politika. Dünya istatistiklerinde sevgili Ertürk, araştırmalarında ortaya çıkan gerçek şu. Afrika'sı, Asya'sı, Amerika'sı, hangi coğrafya olursa olsun ülkesini can güvenliği nedeniyle, daha iyi bir hayat nedeniyle terk eden bir grup %60 gittiği ilk ülkede kalıyor. Böyle de bir gerçek var. Ama bizim şansımız ve şanssızlığımız Suriye sınırımız 950 kilometre. Evet. Ve şimdi sevgili Nur'a da sıra gelsin. Ben çok uzatmak istemiyorum. Bunun ayrıntılarını hani daha sonra bana söz verdiğinde birkaç daha önerim var. Türkiye'nin en ciddi sorunlarından biridir. Hatta birincisidir. En kalıcı sorundur. Şöyle bitireyim. Daha sonra açmak üzere. Bir gün Suriye'nin sorunları bitecek. Ama Türkiye'nin Suriyeliler sorunu bitmeyecek. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve Erdoğan bunu Amerika'da ilan etti. Bugün 2 saat önce ne yaptı biliyor musun? Miçotakis'le konuştu. Sevgili Nur Batur'un eski mesleğini yaptığı yer. Ve Miçotakis'le sığınmacılar konusunda anlaştık dedi. Yunanistan'ın başlıca derdi ne biliyor musun sığınmacılarla ilgili? Geri kabul anlaşmasının uygulanması. Geri kabul ne? Bir ülkeye gittiğinde sığınmacı nereden oraya geldiyse geri gönderilmesi. Yunanistan'a sığınmacı Madagaskar'dan mı gidiyor? Yunanistan'a sığınmacı Fas'tan mı gidiyor? Hayır, Türkiye'den gidiyor. Ayrıntılarına bakacağız. Ama o konuda da anlaşmış görünüyorlar. Ben şimdilik burada noktayı koyayım. Peki. Sevgili Nur, demin bir çerçeve çizdik. Aslında o çerçeveyi konuşmamız lazım. Amerika gezisi Sayın Erdoğan'ın orada söylediği sözler çok önemli. Yani hakikaten çok önemli. Yani hem içe hem dışa iki ayrı mesaj verdi. Amerika'dan tuttu muhalefeti eleştirdi. Yani anlamsız bir şey. Siz bu kapı kuleye geçtikten sonra iç politikaya dış politikaya taşımamanız gerekir. Çünkü yeri orası değil, mecra orası değil.
Ama yani işte tek adam böyle. Bu Türkiye'nin bir şeyi yani tek bir simgesi. Yani diktatör demek istemiyorum ama Türkiye'nin tek otoriter adamı. Hiç önemli değil. Yani böyle diplomasi, siyasi nezaket, üslup falan bunları önemsemiyor zaten. Bunlara alıştık. Orada iki önemli şey var. Biri sevgili babayın söylediği, biz Suriyelilerle birlikte onlar gönüllü dönmek istemedikleri sürece birlikte yaşayacağız dedi. Yani öyle bir yeniden tersine göç ya da Suriyelilerin ülkesine gönderilmesi ya da bu tür şeylerden hiç bahsetmedi. Birincisi bu. İkincisi yine oradan yaptığı göndermelerle sanki Türkiye'nin artık Batı'yla bağlarının tamamen koptuğunu da tarif etmeye çalıştı. Yani biz böyleyiz artık. Bizden vazgeçin. Yani bizi bırakın. Biz Orta Doğu'ya aitiz. İşte biz yeni bir Taliban olacağız. Mesela bunu kendim söylüyorum ben. Ya da biz yeni bir Müslüman kardeşlerin bir ülkesi olacağız. Biz yeni bir farklı bir tablo olacağız. Çünkü içeride yaptıkları dışarıda söylediklerini destekler tarzla. Yeni anayasa, anayasadaki bu ilkeler, içki yasakları, eğitimdeki yasaklar, 1,5 milyon imam hatipli var, hepsi mücahit sözleri. Bunu AKP'liler söylüyor, hepsi mücahit diyor. Kime mücahit, nasıl mücahit? Yani ülke içinde kime karşı mücahit, kime karşı cihat açacaklar? Yani belli ki CHP kendi içinde birbirlerinin gözünü oyarken AKP sistemi ve rejimi değiştirmek için adım atmaya başladı. İyi Parti denen partinin ne olduğu belli değil. Yani Atatürkçü mü gerçekten, Cumhuriyetçi mi gerçekten, yoksa farklı bir rolü mü var, farklı bir muhalefet tarzı mı var? İttifakı bozmak için, yeniden yerel seçimde ittifak yapmamak için elinden geleni yapıyor. Fazlasını da yapıyor. Git karar aldırıyor, hakaret ediyor, çıkıp abuk subuk şeyler söylüyorlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yönetimin yerinde olan bir insanın sinirlerinin çok sağlam olması lazım. Yani bunlara yanıt vermemesi için. Nedir bu tablo? Amerika'dan Türkiye'ye çevirdiğimiz zaman bir de senin görüşünü alayım. Şimdi öncelikle büyük fotoğrafı unutmadan gelişmeleri yorumlamak gerekiyor. Büyük Orta Doğu projesi bence aşama aşama devam ediyor. Büyük Orta Doğu projesi neydi? Amerika 2000 hatta 1980'lerden başlayarak bütün Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme projesi uygulamaya başladı. Bu Afganistan'dan başladı. Ondan sonra Irak'a geldi. Irak'ta 1990'da Körfez Savaşı ile yeni bir aşamasına girdi. Saddam Hüseyin'in devrilmesiyle önemli bir 2004'te Irak'ın Amerika tarafından işgaliyle çok önemli bir hamle sağladı Büyük Orta Doğu projesinde Amerika. Bütün hedef Afganistan'daki işte Amerika'nın da el altından destekleyerek Sovyetler Birliği'ni yıprattığı, Sovyet ordusunu yendiği, 10 yıl sonra Afganistan'dan çıkmasını sağladığı süreçte radikal İslam'ın yükselişiyle El-Kaide, Taliban yükselmişti. Böylece Sovyet ordusu Afganistan'dan çıkmak zorunda, yenilmek zorunda kalmıştı. Ama Amerika ve İngiltere orada bir canavar yarattı. El-Kaide ve Taliban. Sonra bunları ortadan kaldırabilmek için ya da bunlara karşı ılımlı İslam diye bir ılımlı demokratik İslam diye bir yeni kavram yarattı. Bu Büyük Orta Doğu projesinde ılımlı demokratik İslam ilk kez Cezayir'de uygulandı, başarısız oldu. Ondan sonraki aşamada diğer Arap ülkelerinde de yavaş yavaş uygulanmaya başlandı. Ama esas uygulanma alanı Türkiye'ydi. 2002'den itibaren Türkiye'de Büyük Orta Doğu Projesi çerçevesinde demokratik, tırnak içinde söylüyorum, demokratik siyasi İslam projesi uygulanıyor. Çünkü Türkiye'de Atatürk devrimleriyle yetişen yeni kuşak Amerika ile çatışmaya başlamıştı artık. Zaten Amerika'nın politikası tümüyle
bölgede işte kendi kontrolünde ılımlı İslam rejimlerinin olması, demokratik adı altında Amerika'ya yakın rejimler olmasıydı. Türkiye bunun en önemli modeli ve en önemli ayağıydı. Diğer ülkelere baktığımız zaman bu ılımlı İslam projesi başarısız oldu. Cezayir'de iç savaş oldu, başarısız oldu. Arap Baharı dendi, ayaklanmalar oldu. Müslüman kardeşler iktidara geldi, başarısız oldu. Şu ana kadar tek başarılı olan Türkiye. Yani bu konuda Erdoğan'ın karizmatik liderliği bir tarafa, Türkiye'nin de kurumlarıyla buna hazır olmadığını görüyorum ben 21 yıl içerisinde. Şimdi biraz önce Menzil ittifakıyla, Menzil tarikatıyla İsmail Ağa tarikatının nasıl şeriat açıkladıklarını, ittifak yaptıklarını filan ekrana taşıdın. Aslında siyasi İslam'ın bölgedeki en güçlü temsilcisi olan AK Parti ilk başta Batı'yla sanki ittifak halinde demokratikleşiyormuş gibi yaptı ve böylece Gülen ittifakıyla birlikte Türkiye'de önemli bir aşamayı sağlamış oldu. 2002 ile 2007-2016 arasındaki sürece baktığımız zaman çok derin analizler gerektiren bir süreç. Ama şu bir gerçek ki Gülen İttifakı'yla AK Parti birlikte Türkiye'nin temel kurumlarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurumlarına yönelik bir stratejik hamle yaptılar. Kumpaslar kurdular. Bunun 4-5 hedefi vardı. Bir tanesi medyaydı. Medyayı ele geçirdiler. Biz bunu yaşadık. Balbay'da, sen de, ben de, hepimiz yaşadık. Ne nasıl ele geçirdiklerini, bunu ayrıca bir program yapmak lazım. İkincisi yargıydı. Yargıyı nasıl ele geçirdiklerini, büyük ölçüde yargıyı nasıl değiştirdiklerini 20 yıl içerisinde gördük. Bugün Cumhurbaşkanı talimat veriyor. Ne nasıl oluyorsa yargı harekete geçiyor, hemen bir dava açılıyor, hemen savcılar harekete geçiyor. Yargı da yüksek hakimler, savcılar, yüksek kurulu, Yargıtay, Danıştay, bütün bunlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ondan sonra ordu, ordunun genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları kumpaslarla içeri atıldı. Üniversiteler aynı şekilde, şimdi bir de muhalefet var. Muhalefetin değişimi sürecindeyiz. Muhalefetin değişimi 2010'da başladı aslında. Deniz Baykal'ın hataları var. Evet, o da tek parti ama her halükarda Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir muhalefet vardı. Muhalefet içinde muhalefet vardı. Ama Deniz Baykal'ın devrilmesi, Kılıçdaroğlu'nun gelişiyle birlikte 2010. 2014'te ondan sonra ne oldu? İlk Cumhurbaşkanlığı seçimleri. İlk Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tam Büyükerşen'in yükselmiş, oyları toplayacak, çok başarılı olan Profesör Yılmaz Büyükerşen'in adaylığı beklenirken bir anda Ekmelettin İhsanoğlu tavşan çıkar gibi şeyden, şapkadan çıktı. Ve herkes şok oldu. Kılıçdaroğlu dedi ki tıpış tıpış gideceksiniz, vereceksiniz. CHP seçmeni, Türkiye'de Cumhuriyet'e inanan, Atatürk devrimlerine inanan sadece CHP seçmeni değil tabii ki. Daha geniş kitleler var. Verdiler. Ekmelettin İhsanoğlu büyük bir fiyasko oldu. Sonuç 5 yıl kaybedildi. 5 yıl. İkinci 5 yıl nasıl kaybedildi? Onu Balbay da çok iyi bilir. Sen de Cumhuriyet Halk Partisi'ni en yakından tanıyan gazetecilersiniz. Orada da Meral Akşener şu anda açıklama yapmaya başladı. Çok önemli açıklamalar yapıyor bence. Büyük bir hayal kırıklığı içerisinde Akşener'i birçok açıdan eleştirebiliriz. Ama son iki gündür yaptığı açıklamalar öfkesini ve kendisine Kılıçdaroğlu'nun ihanet ettiğini ve artık güveninin kalmadığını gösteren açıklamalar. Ne açıklama yaptı? Dedi ki 2018'de evet bana yol açtı, milletvekilleri verdi, 15 tane milletvekili sağladı, onun ayrıntılarını anlattı filan. Ama esas önemli olan Abdullah Gül'ü dedi aday göstermek istedi. Abdullah Gül'ü. Abdullah Gül kimdi? Erdoğan'la birlikte AK Parti'yi kuran siyasetçi, daha sonra Cumhurbaşkanlığı döneminde
hiçbir milli şeye katılmayan, milli bayrama katılmayan ve hiçbir parlamentodan geçen yasaya, cumhuriyete yönelik, laikliğe yönelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerine yönelik yasaya, harekete karşı çıkmayan bir AK Partiliydi aslında. Yani ve Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'ü düşünüyordu ve bunu da açıkça Meral Akşener'e söylemiş. Şimdi Meral Akşener doğru mu söylüyor acaba diye sorarsan, ben iki gündür araştırıyorum ve eski CHP'lilerle de konuştum. İsmini kullanmamı istemediler. O dönemde parti meclisine getirdiğini Kılıçdaroğlu'nun, bazı CHP'lilerin de buna karşı çıktıklarını, ondan sonra da bunların tamamen çizildiğini anlatıyorlar. Yani Abdullah Gül'e karşı çıkanların çizildiğini ve devre dışı bırakıldığını anlatıyorlar. Şimdi eğer Akşener yanlış bir yalan söylüyorsa, doğru söylemiyorsa, Kılıçdaroğlu'nun çıkıp hayır ben Abdullah Gül'ü düşünmüyordum, Meral Akşener'e de böyle bir şey söylemedim demesi lazım. Şimdi biraz önce sevgili Mustafa da vurguladı. CHP sanki sağırları oynuyor, hiçbir tepki göstermiyor. Meral Akşener'in ne yaparsa yapsın bırakıyorlar, o haldeler. Ama bu konu çok önemli. Yani 2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ü önermeyi düşünüyor muydu, düşünmüyor muydu? Bunu teklif etti mi, etmedi mi? Bunu açıklaması lazım. Ondan sonra ne oldu? Son dakikaya kadar Muharrem İnce 110 milletvekilinin imzasını topladı ve Cumhurbaşkanı adayı oldu, değil mi? Onu da kerhen kabul etmiş göründü. Bunu da bana anlatan yine o dönemde CHP'nin içinde olan önemli isimler. İsimleri vermek istemiyorum şu anda büyük bir polemik yaratmamak için, ama güvenilir oldukları konusunda da hiç kuşkum yok doğrusu. Şimdi biraz önce Meral Akşener'le ilgili şunu söylemek istiyorum. Bu tarikatlar meselesi, içki yasağı meselesi. Siyasi İslam'ın iki temel hedefi veya stratejisi var, taktiği var diyelim, toplumu değiştirmek için. Öncelikle tabii anayasayı değiştirmek için alt zemin oluşturmak. Yani anayasada laiklik ilkesini ortadan kaldırmak, cumhuriyet ilkelerini zayıflatmak filan, bu yönde adım adım devam ediyorlar. Hala da devam ediyorlar çünkü 1 Ekim'den itibaren yeni anayasa tartışması başlayacak ve anayasanın 4 maddesi gündeme gelecek, tartışılmaya başlanacak. Şimdi Menzil ve Cübbeli Hoca'dan bahsettin sevgili Fatih. Artık şeriat şeriata geçilsin demişler. Bunu tarikatlar söylemiyor ki. AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin İttifak yapıp parlamentoya taşıdıkları Hüdapar ve Yeni Refah liderleri bir hafta önce, 15 gün önce söylediler. Şeriata geçilmelidir artık dediler. Yani artık bu parlamentoya da taşınmış durumda. Laiklik tartışması filan bitti. Yani laikliğin içini zaten boşalttılar büyük ölçüde. Şimdi anayasayı değiştirme aşamasına gelindi. O bakımdan yani AK Parti siyasi İslam'ın bir temsilcisi. Önce Gülen cemaatiyle ittifak yaptı. Gülen cemaati kimin temsilcisi diye baktığımız zaman Pensilvanya'da Fethullah Gülen cemaatin lideri. Şimdi terörist olarak Amerika'dan istediğimiz Fethullah Gülen. Abdullah yani böyle bir atmosferde ondan sonra iktidar mücadelesi ortaya çıktı ve Erdoğan ne dedi? Aldatıldım maalesef. 2016'da darbe girişimi olduğu zaman aldatıldım dedi. 14 yıl neredeydiniz diye sorulur. Nasıl aldatıldınız diye sorulur. Şu anda Menzil ve İsmail Ağa cemaatleri Gülen cemaatinin temizleme operasyonunu başladıktan sonra, 2016'dan sonra bütün bakanlıklara, her tarafa yerleşmeye başladılar. Ha Gülen cemaati tümüyle silindi mi? O da ayrı bir konu. Çünkü hala Gülen cemaatinin siyasi ayağının ne olduğu konusu açıklığa kavuşmuş değil. 2016'daki 15 Temmuz darbesi de açıklığa kavuşmuş değil bana sorarsanız. Bütün bunlar önümüzdeki dönemde tarihi
belgeler olarak belki ortaya çıkacak. Ama toplamam gerekirse şunu söylemek istiyorum. Meral Akşener'i şu anda eleştirebiliriz. Niye geç kaldı? Niçin daha önce çıkıp Kılıçdaroğlu'na açıkça söylemesi gerekiyordu bana sorarsan? Şey yapamayacaksınız, kazanamayacaksınız, aday olmayın demesi lazımdı. Bunun için de fırsatlar oluşmuştu. Amerika'ya giderken Kılıçdaroğlu türban teklifini gündeme getirdi. Herkes şoktu. Ondan sonraki aşamada İmamoğlu'nun siyasi parti yasak getirildiği karar çıktığı gün Kılıçdaroğlu Almanya'daydı. Meral Akşener sahip çıktı geldi. Kılıçdaroğlu onu eleştirdi. CHP'nin iç işlerine karışmayın diye. Sonra Gölbaşı'nda 2,5 saat bir görüşme yaptılar. Meral Akşener'le Kılıçdaroğlu baş başa. Orada söyledi mi söylemedi mi? Şimdi dün bir açıklama yapıyor Meral Akşener. Bütün açıklamalarını satır satır takip ediyorum doğrusu. Çünkü son 2 gündür çok önemli açıklamalar yapıyor Meral Akşener. Diyor ki, biz söyledik Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Kılıçdaroğlu'nun seçilemeyeceğini söyledik. İmamoğlu ve Yavaş'ın aday gösterilmesi gerektiğini de söyledik. Ama kabul etmediler. Kabul etmedi. Bence siyasi hatası, zamanlama hatası Meral Akşener'in Gölbaşı toplantısından sonra açıklama yapması gerekiyordu. O açıklamayı yapmadı. Son dakikaya kadar bekledi. Son dakika Cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulurken Kılıçdaroğlu'nun o toplantıyı da açıkladı Meral Akşener çok net bir şekilde. Dedi ki o toplantıya getirdi adaylığını. 5'i birden evet dedi diğer 5 millet lider. Ben yalnız kaldım. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu madem öyle Meral Akşener kabul etmiyor biz devam edelim diye beni saf dışı bıraktı, masanın dışına attı dedi. Şimdi burada bence tarihi, yakın tarihi ve Türkiye'nin kaderini etkileyen yakın tarihi 2014, 2018, 2023'te neler yaşandığını çok iyi anlamak, bütün satır aralarını iyi okumak lazım. Bugün geldiğimiz noktada Kılıçdaroğlu hala başarılıyız diyor. Ama toplum böyle düşünmüyor. CHP seçmeni de böyle düşünmüyor. Kılıçdaroğlu siyasi bir kumar oynadı. Hem 2014'te Ekmelettin İhsanoğlu'yla sağ seçmene yatırım yapmaya, Erdoğan'a karşı dini bütün bir aday çıkartmaya çalıştı. Başarısız oldu. 2018'de Abdullah Gül'ü çıkartmaya çalıştı Erdoğan'a karşı. Orada da başarısız oldu. Muharrem İnce çıktı. Onu da desteklemediler öyle anlıyorum. 2023'te de Millet İttifakı'nı kurdu. Ali Babacan ve Davutoğlu'yla birlikte onlara 39 milletvekili sundu. Yani bütün bunların sonunda hala diyor ki altılı değil 16'lı masa kurarım. Ben başarılıyım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında kalacağım. Seçmen böyle düşünmüyor. Kamuoyu böyle düşünmüyor. Bunu algılamadıkları takdirde maalesef kurultay başarısız olacak, değişim olmayacak ve yerel seçimlerde ne yazık ki bir hezimete gidilebilir diye düşünüyorum. Evet, peki Nur, önemli de söylediklerin. Aslında konuşulacak çok şey var ama az bir süre kaldı. Şunu ben eklemek istiyorum. Ben o dönem milletvekiliydim. Nur'un söyledikleri hepsi doğru. Yani çok fazla ağzımı açmayayım. Yok söyle söyle. Yani 3 dakikamız var. Bay, şimdi zamanı. Konuşma şöyle, zamanı. Yani gerçekten adım adım geldik. Nur çok güzel söyledi. Yani özetledi o süreci. Yani çok açık. Yani bir başarısızlık var ortada ve inatla bunu zorlama var. Yani o dönem ben de milletvekiliydim ve basına kapalı bölümünde yani ben de yani Gül'de olmaz diyenlerdendim. Yani yıllar sonra bunları tabii... Senin çizilmenin nedeni de o mu? Öyle diyordu sevgili Nur Batır. Şöyle, ben tüzük kurultayına, tüzükte ön seçimin kaldırmasına hayır dedim. Çok açık bir şekilde tamam. Yani. Başka bir şey açık bir şekilde.
karar verilmiştir ha, yani. Bunu yapamazsınız dedim. Ve şimdi tekrar ön seçimi getireceğiz deniyor. Yani bir bütünlük içinde konuşmak istediğinden öyle dedim. Yani hani sustuğumdan değil yani o anlamda söylüyorum. Bir şey diyeceksek yararı olmalı. Ve şu dönem yani ben de kendime vicdanen Sayın Ertürk açık konuşmak gerekir diye de düşünüyorum. Öyle de yazıyorum. Yani yazılarımda da yanlış doğruya doğru. Örneğin şu madem zamanımız varsa. İki dakika. Şöyle yani şu anda içinden geçtiğimiz süreç içinde değişim çalışmalarında ben değişimi durdurmak üzere bir değişim çalışması olduğunu düşünüyorum. Gerçek bir değişimi durdurmak üzere bir değişim çalışması olduğunu düşünüyorum. Şimdi sevgili Özgür çok Özel... Çok bir şey söyledi. Evet. Şimdi Özgür Özel bunu açıkladı değil mi? Hepimiz yani şimdi, ben dedim ki bu Özgür Özel'in değil. Özgür Özel adını bulur musun? Hiçbir yerde yok. Yok. Hiçbir yerde yok. Evet. Burada Atatürk dışında başka fotoğraf da kullanılmış. Hiçbir yüz görünmüyor. Yani değişimin ne adı var ne de yüzü var. Ya Allah aşkına şöyle fotoğraflar kullanılmış ya bak. Bakın fotoğrafa. Bir tek yüz yok. Yani niye amaçladılar? Herhalde bunun da bir ama bakın. Açıyorum sayfaları. Ya sevgili Özgür Özel'se ya koy bir resmini aslanlar gibi ben geliyorum de. Biz de evet burada bir enerji var diyelim. Muhalefeti ben, yok etme süreci mi yaşıyoruz yani, sevgili Balbay, sevgili Fatih? Yani muhalefeti şimdi, tümüyle yok etme. Yani olmayan şey nasıl yok edilir sevgili Nur? Yok ki şu anda. Bir araya gidelim. Yani, bir araya yani gidelim. Şu anda var mı? Yani muhalefet sesiyle olmalı, gündemiyle olmalı. Gündemiyle olmalı. Sen tek devlet, tek milletten, millet çeşitliliği diyorsan, milletin çeşitliliği diyorsan buna birinin ya ne demek istiyorsun diye soran yoksa orada muhalefet var denebilir mi? Evet. Bir ara veriyoruz. Aradan sonra Örsen Kunter Öymen var. O da bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan adayı ve onunla konuşacağız. İki gazeteci arkadaşım, dostumla beraber ve Örsen Kunter'i sorgulayacağız. Ne istiyor, niye aday oluyor, nedir düşüncesi ve ilk kez canlı yayında bize adaylık sonrası ilk süreci Flash Haber'de bizlere aktaracak.
bahsettim. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Bizimle birlikte olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 genel başkan adayından biri Profesör Doktor Örsan Kunter Öymen. Sayın Öymen, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Şimdi çok şeyi konuştuk, tartıştık. Biraz önce 3 gazeteci, tabii gazeteciler bir araya gelince ya kulis konuşur ya analiz yapar. Biz her ikisini de denedik. Yani şöyle bir tablo var. İktidarın güç gösterisi, iktidarın yeni bir sistem ve rejim özlemi, iktidarın Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana Türk Devleti'nin üzerinde durduğu temel ilkeleri değiştirme ve zorlama gayreti, seçim sonrası, son seçim sonrası daha büyük bir cesaretle yeniden ele alındı. İşte anayasa değiştirilmeye çalışıyor, içki yasakları genişletiliyor. Yine okullara bir göz dikildi Milli Eğitim Bakanı tarafından. Okullarda kız erkek ayrı ayrı okutulması konusu ciddi anlamda gündemde. Okuldaki kadın öğretmenlere zorla önlük giydirilmesi de var. Bu şöyle önlük giydirmek istiyorlar. Çünkü onlara pardösü giydiremedikleri için, başlarına türban takamadıkları için önlük gönderiyorlar. Önlükler de bileklerine kadar olmak zorunda. Ve bu önlük de durumu idare etmeye çalışıyor. Yani Türkiye 21. yüzyılda hala kadınla uğraşmaktan, kadının giysisiyle, kadının yaşam biçimiyle ve ülkenin yönetim şekliyle, rejimiyle uğraşmaktan bu iktidar zamanında hiç vazgeçmedi. Son bir adım kaldı. Avrupa'yla da bağlarını kopardı. Şimdi böylesine bir Türkiye hazırlığı varken öbür tarafta da bir muhalefet var. Kafa karışıklığı çok yaygın. Kopukluklar var. Yerel seçime gidilirken hem partilerin kendi içlerindeki açtıkları büyük bir tartışma platformu var. Hem birbirleriyle ilişkileri de çok kötü. Biraz önce Meral Akşener İzmir'de dedi ki İzmirli'yi kokudan kurtaracağız. Yani İzmir'i Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinden biz alacağız dedi. Ümit Özdağ'ı gösterdi ve konuşması çok sertti. Yani İzmir'e karşı. Hiç öyle daha sonra ittifak yapılacak bir opsiyon, bir şey bırakmadı. Yani ikinci masadan kalkma diyorum ben buna. Çünkü konuşması çok sertti. Ve Cumhuriyet Halk Partisi yine üzerine alınmadı. Buna bir yanıt gelmedi. Kimse bir şey demiyor. Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç meşgaleleriyle çok uğraşıyor. Yani herhangi bir projesi yok daha yerel seçimlerle ilgili. En iyi projesi şu, genel merkezden gelen bilgi. Aynı belediye başkanlarının yeniden aday göstermek. Firesiz. Yani 11 büyükşehir belediye başkan adayını yeniden aday göstermek. Böyle bir şey olursa ellerinde 2 ya da 3 belediye başkanı kalma ihtimali var. Peki bunu yaparlar mı? Yaparlar. Daha önce denediler çünkü bunu. Kemal Bey bu konuda çok değişikliğe açık ya da yatkın bir isim değil. Yeni isimler bulma, partili bir ismi getirme ya da partinin kendi kaynaklarına yönelme konusunda sıkıntıları olan bir isim. Şimdi böyle bir tablo var. Yani üç yandan baktığımızda ve Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük olasılıkla Kasım ayının sonun ilk haftasının sonunda 4'ü ya da 5'i 4-5 birlikte 4 Kasım ya da 5 Kasım bir kurultaya gidecek. Ve bu kurultayda beklenen parti içinde tartışması yapılan değişim hem parti meclisinde hem liderlik bazında olacak mı olmayacak mı soruları herkesin kafasında. Ve bu ortamda 3 aday çıktı. Biri Kemal Kılıçdaroğlu ben adayım demedi ama örgüt beni aday gösterecek dedi. Delegeler imza atacak. Onu aldık koyduk. Özgür Özel çıktı. Ben adayım dedi. Ve siz de çıktınız. Dediniz ki ben de adayım. Siz bir gazeteci, Allah rahmet eylesin, merhum Örsan Öymen'in oğlusunuz. Altan Öymen'in yeğenisiniz. Onur Öymen'in de yeğenisiniz. Sonuç olarak çok siyasete ve siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi'nin özüne bağlantılı bir ailevi yapınız var. Bir duruşunuz var. Aileden gelen bir gelenek var yani. Öncelikle neden aday oldunuz? Nedir Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki sorun? Neden yola çıkma kararı aldınız? Onu sizden duymak istiyorum. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Tabii ailede bir de dedem var. Hıfzı Rahman Raşit Öymen. Atatürk'ün dava arkadaşı. 1922 yılında yazışmaları var onların. Daha sonra 1924 yılında Atatürk Trabzon'a geldiğinde yüz yüze tanışıyorlar ve dedem eğitim bilimci. 1920'lerde 30'larda Milli Eğitim Bakanlığı'nda üst düzey
bürokrat ve Atatürk'ün hükümetinin atamasıyla ve İsmet İnönü döneminde de iki dönem milletvekili. Onu da hatırlamak açısından tamamlamak istedim. Ama tabii doğru söylüyorsunuz. Yani bir CHP'li ailenin içinde büyüdüğünüz zaman, yetiştiğiniz zaman ister istemez bu sizde bir politik bilinç oluşturuyor. Öyle söyleyelim isterseniz. Yani memleketin sorunlarını kendinize dert ediniyorsunuz ve sürekli bunlara kafa yoruyorsunuz. Çocukluğumda ben hatta 13-15 yaşında işte Ankara'da Farabi Sokak'ta genel merkeze gidip işte oradan işte gençlik kollarından broşürleri, posterleri falan toplayıp onları sağda solda asardık. İşte duvar yazıları yazardık. Şu şöyle böyle ve bayağı bir çocukluğumda bile şeydim yani böyle bir siyasetle ilgili bir insandım. Bir felsefeciyim ben. Felsefe profesörüyüm, öğretim üyesiyim. Felsefeci olduğunuz zaman zaten siyasetten kaçış yok. Yani siyaset felsefesi, ahlak felsefesi, bilgi felsefesi bunlar aynı zamanda benim çalışma alanlarım. Tabii belki bunun da etkisiyle siyasete ben hep ideolojik baktım. Yani kendimi hep bir dava insanı olarak gördüm. Öyle yaşadım. Yani hiçbir zaman siyaseti bir kariyer nesnesi gibi görmedim. Hatta hiç de hoşlanmam öyle kariyer siyasetçiliğinden. Yani böyle temel olarak böyle bazı ideolojik, ilkesel kaygılarım var. Her zaman oldu, çocukluğumdan beri oldu. Daha önce CHP'de belki biliyorsunuz 2003-2008 yılları arasında 5 yıl 3 dönem parti meclisi üyeliği yaptım. Sayın Deniz Baykal Genel Başkanlığı'nda onunla birlikte çalıştım. Şimdi o zaman hatırlıyorum, yani ben doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen bir insanım. Böyle bir yerlere gelmek için biat etmek ya da susmak, bu benim karakter yapıma aykırı. O zaman da hatırlıyorum, bir şey doğruysa doğru diyordum. Parti meclisinde birçok konuyu tartıştık. Yanlışsa yanlış diyordum. Biraz açık sözlükten de kaynaklanıyor olabilir bu. Ve şimdi düşünüyorum, o zaman eleştirdiğim şeyler, yani o zaman Sayın Deniz Baykal'a yönelttiğim eleştirilerin neredeyse aynısını şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve parti yönetimine yöneltmek durumunda kaldık. Yani bu nedir? Özellikle parti içi demokrasi sorunu. O zaman da vardı, şimdi de var. Ve ilkelerden uzaklaşma, partinin özünden kopması. O zaman başlamıştı bu aslında ama tabii şu andaki yönetimde bu artık iyice derinleşti. Yani tavan yaptı diyebiliriz. Maksimum bir seviyeye ulaştı. Yani o zaman bu kadar derece bağlamında bu boyutta değildi. Şimdi dolayısıyla biz Haziran ayında, yani seçimlerden önce, ben yıllardır yönetime, şu andaki yönetime yönelik eleştirilerim vardı. Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazarıyım aynı zamanda yıllardır. İşte yazılarımda vesairede, konuşmalarımda konu açıldığında bu eleştirileri gündeme getiriyordum. Ama tabii seçim döneminde parti üyesi olduğumuz için o eleştirilerimizi askıya aldık. Siyaset etiği gereği. Ve partinin her şeye rağmen, bütün eksiklerine, yanlışlarına rağmen kazanması için elimizden geleni yaptık. Oyumuzu da verdik. Ama ne yazık ki çok kötü sonuçlarla karşılaştık ve Haziran ayında ben CHP İlke ve Demokrasi Hareketi adı altında bir hareketin kurulmasına öncülük ettim. Onun sözcülüğünü yaptım, yapıyorum. Ve orada partinin eski milletvekilleri, işte MK üyeleri, parti meclis üyeleri bir araya gelip acaba ne yapabiliriz diye bir toplantı yaptık Haziran'ın ortalarında. İşte bu hareket de oradan doğdu. Ve hareketin iki temel amacı var. Bir, parti içi demokrasiyi tesis etmek. İki, partinin ilkelerinden, yani altı oktan, cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, milliyetçilik, devrimcilik, sosyal demokrasi, demokratik solculuk ilkelerinden uzaklaşılmaması. Bunlara bir bütün olarak sahip çıkılması. Yani altı ok ile sosyal demokrasi arasında bir karşıtlık yaratmak yerine, bizim partimizin programında öngörüldüğü biçimde altı ok ile sosyal demokrasinin
bağdaştığını, çünkü parti zaten bunu tarihsel süreçte bunun sentezini ortaya koymuş. Program kurultayında bunlar yapılmış 1960'larda, 1970'lerde, 1990'larda. Dolayısıyla bu partinin ilkelerini bir bütün olarak savunmak ve bunu parti içerisinde etkin kılmak. Şimdi bir tespit önce belki yapmak gerekiyor. Yani fotoğraf çekmemiz gerekirse, şimdi benim yani Sayın Genel Başkan'ın şahsıyla ilgili ya da kişilerle ilgili böyle bir şahsi bir meselem yok. Olaya olgular üzerinden bakmaya çalışıyorum. Olgulara baktığım zaman da 13 yılda mevcut genel başkan yönetiminde diyelim isterseniz, tek başına tabii genel başkan değil, bir ekip sonuçta bu. Ama yönetim ekibi diyelim isterseniz, yani 13 yılda girilen seçimlerin tamamı kaybedilmiş. 12 seçim, toplam 5 milletvekili seçimi, 3 cumhurbaşkanlığı seçimi, 2 belediye seçimi, 2 referandum. Belediye seçimlerinden birisinde İstanbul, Ankara, Adana, Antalya'da seçimler kazanıldığı için bu göreceli bir başarı olabilir ama Türkiye çapında bir birincilik söz konusu değil yine. Yani Türkiye genelinde kaybedilmiş bir seçim. Örneğin 1989'da Profesör Doktor Erdal İnönü'nün genel başkan, SHP genel başkanı olduğu dönemde SHP birinci partiydi belediye seçimlerinde ülke çapında. Dolayısıyla yani o tür bir başarı değil. Hani bir karşılaştırma yapmamız gerekirse. Yani eğer 4, 5, 6, 7 kenti kazanmak başarıysa o zaman Erdal Bey'in, Erdal İnönü'nün başarısını nasıl nitelendireceğiz, nasıl tanımlayacağız? Şimdi bir ikinci mesele. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları bu mevcut yönetimde %22 ile 26 bandı arasında sıkıştı kaldı. Tabii bir önceki yönetimde de bu sorun vardı. Hatta barajın altında kaldığı dönemlerde oldu ama bu bizde bir şeye dönüştü. Bir alışkanlığa ve böyle kaderci, determinist bir anlayışa sürüklendi parti. İşte CHP'nin oyu bu kadardır. %20-25 bunun üstüne geçemez gibi bir kaderci, determinist bir anlayışa saplandı parti. Yani yönetimiyle, örgütüyle, üyeleriyle buna isyan edenler de vardı bizim gibi ama böyle kanıksandı diyelim bu. Oysa 1957 seçimlerinde İsmet İnönü'nün genel başkanlığında CHP %41 aldı. Bülent Ecevit'in genel başkanlığında 1977'de yine %41 oy aldı. Cumhuriyet Halk Partisi 40'ların üzerine çıktı. 50'ler, 60'lar, 70'ler bir bütün olarak incelendiğinde nadiren %30'un altına inmiştir. İndiği de oldu ama genellikle %30'la 41 arasında partinin bir oyu vardı. Şimdi dolayısıyla ya bir kere bunu tespit etmeniz gerekiyor. Bir üçüncü konu %48 meselesi. %48 bir şeydir, yani önemlidir, değerlidir. Fakat bundan önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki sonuçlara baktığımız zaman muhalefet partilerinin gösterdikleri adayların oy toplamı yine %48. Tamam, burada tek adayla seçime gidildi. Muhalefet bloku büyük ölçüde birleşti. Tamamıyla birleşmiş olmasa da bir işbirliği sağlayabildi. Ama yine de daha önceki muhalefet partilerinin aday gösterdiği kişilerin aldığı oyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy %48 aynı oydu. Dolayısıyla muhalefetin oyunda bir artış olmamış. Şimdi bütün bu gerçekleri görmek gerekiyor. Yani bunların üzerine örtbas edip şöyle bir duruma geçtiğiniz zaman, ya yani, işte bunlar bu bir başarıdır. Ondan sonra işte herhangi bir sorun yoktur. Ya da sorun varsa da ben hariç herkeste sorun vardır gibi bir yaklaşım olduğu zaman bu bir sancı yaratıyor partide. Şimdi biliyorsunuz demokratik ülkelerde bir ya da iki seçim bile kaybedilse genel başkan ve yönetim istifa eder ve veya işte aday olmayacağını açıklar bir sonraki kurultayda. Şimdi böyle bir süreç de yaşanmadı. Yani genel başkan hariç herkes değişecek. Böylece değişimi sağlamış olacağız gibi bir yaklaşımla ya da genel başkan hariç herkes sorumludur. İşte o çalışmadı, bu çalışmadı. Yani böyle yaklaşımlarla
Tabii bunun tersi de yanlış. Yani sadece tek başına genel başkanına da yüklememek lazım tabii ki sorumluluğu. Ama sonuç itibariyle genel başkan adı üstünde genel başkan olduğu için alt kademelerde de yanlışlar yapılıyorsa ondan sorumludur. Başkası o hata yapmış olsa bile. Sonuçta çünkü ekibi kuran kişileri yönetim kademelerine getiren büyük ölçüde genel başkan ve yakın çevresi oluyor. Parti içi demokrasi de olmadığı için biraz böyle tepeden inme bir kadrolaşmada gerçekleştiği için sonuç itibariyle bunun sorumlusu üst yönetim olur genel başkan da dahil. Şimdi dolayısıyla yani bu konuda bir samimi bir değişime yönelik olumlu anlamda bir değişimden bahsediyorum. Yani parti içi demokrasinin tesis edilmesi ve partinin ilkelerine sahip çıkılması yönünde bir ciddi bir adım göremedik. Yani ne genel merkezde bunu görebildik ne işte değişim adı altında hareket eden oluşumlarda da bunu açıkçası göremedik. Yani o iddiada bulunanların birçoğu zaten yönetimin A takımında yer alan kişiler. Yani soruna yol açanlar, sorunun parçası olanlar ya da bu sorunlar ortaya çıktığında sesini çıkartmayanlar ve veya sorun sesini çıkartmayanlar veya altına imza atanlar, kararların altına imza atanlar bir anda bir değişimden söz etmeye başladılar. Ama ben bunda da bir yani samimiyet göremediğim için ya da yani sorunun parçası olanların sorunları ortadan kaldırabilecekleri konusunda ikna da olmadım ve böyle bir hareketin içine girdim ve biz daha önce de zaten 10 Temmuz'un ortasında kendi içimizden bir genel başkan adayı çıkartma kararı almıştık ve bunu 4 Ağustos'ta bir basın toplantısıyla da duyurmuştuk, isim olarak değil ama bir aday adayı çıkartacağımızı duyurmuştuk. Ondan sonra Ağustos sonunda yaptığımız bir toplantıda da işte benim adayı olmam konusunda bir görüş oluştu. Yaptığımız istişareler, görüşmeler sonucunda ve sonuçta 15 Eylül'de de ben bunu gerekli altyapı çalışmalarına Eylül'ün başında başladıktan sonra 15 Eylül'de genel başkanlığa adayı olduğumu açıkladım. Şimdi parti içi demokrasi konusu diyeceksiniz ki belki parti içi demokrasinin seçim sonuçlarıyla ne ilgisi var? Onu biraz müsaade ederseniz açıklamaya buyurun, çalışayım. Şimdi parti içi demokrasi olmadığı zaman partinin organları çalıştırılmıyor. Yani yukarıda 5-10-15 kişi oligarşik bir yapı diyelim partiyle ilgili, seçimle ilgili vesaire birçok kararlar alıyorlar. Yani il ve ilçe örgütlerine bir şey danışılmıyor. Hatta parti meclisi biliyorsunuz bizim tüzüğümüze göre partinin politikalarını ve stratejilerini belirleyen en üst karar organı. Şimdi parti meclisi noter tasdik makamı gibi kullanıldığı zaman yani yukarıda kararlar alınıp parti meclisine tebliğ edildiği zaman veya il ilçe örgütlerine bir şey danışılmadığı zaman hata yapma olasılığınız da artıyor. Yani bir şeyi ne kadar çok kişiyle tartışırsanız hata yapma olasılığınız o kadar azalır. Dolayısıyla bu parti içi demokrasi olmadığı için birçok lojistik, stratejik ve ideolojik hatalar yapıldı bu seçim sürecinde, öncesinde. Şimdi örnekleme yapmam gerekirse işte listeler çok konuşuldu ama yani oyu %1-2-3 olan partilere 38-39 milletvekilliği hediye edildi. Şimdi bu yani halk egemenliği kavramına, dolayısıyla cumhuriyetçilik ilkesine, temsiliyet ilkesine aykırı bir şey. Hatta temsiliyet ilkesinin ortadan kaldırılması, gasp edilmesi anlamına geliyor. Yani oy oranınız ile orantısız bir sayıda milletvekili size verildiği zaman. Ya da ön seçim, yani şu denebilirdi, ittifak olmasını demiyorum ama yani 5-10-15 milletvekili kontenjanı bırakılabilirdi ittifak partilerine. Diğer milletvekilleri de CHP'nin kendi adayları olabilirdi ve hatta bu adaylar da ön seçimle belirlenebilirdi. Ön seçim çok önemli bir şey biliyorsunuz. Tabii sağlıklı bir üye yapılanmasında olması koşuluyla bu da ancak parti içi eğitimle sağlanabilecek bir şey ki bu da çok ihmal edilen konulardan birisi. CHP'de parti içi eğitim, tüzük gereği parti içi eğitime
çok ciddi bir bütçe ayrılması gerektiği halde, yani bu konuda bu bütçe etkin bir biçimde kullanılamıyor ve parti içi eğitim konusu, yani üyelerin partinin ilkeleri, programı, tüzüğü konusunda bilinçlendirilmesi konusunda tabii büyük eksikler var. Bu da mesela sorunlardan birisi. Dolayısıyla yani ön seçimde tabii anlamlı olabilmesi için bu parti içi eğitimle birlikte tabii bunu yürütülmesi gerekiyor. Onu da bir parantez içine söylemiş olayım ama şimdi onu belki daha sonra biraz açabilirim. Sonuç itibariyle böyle hatalar yapıldı ya da kazanabilecek aday kim olacak? Şimdi bizim felsefede tüme varımsal çıkarım diye bir mesele vardır. Yani siz tikelleri ne kadar çoğaltırsanız tümele o kadar yaklaşırsınız. Yani %100 bir sonuç alamasanız da hata, yani en azından olasılığı yükseltirsiniz. Yani şunu kastediyorum. Örneğin 20 ilde 2-3 bin kişiyle araştırma yapmak yerine 20-30 ilde 60 ilde 70 ilde 10 bin 15 bin kişiyle araştırmalar yapsanız, bu tabii çok kolay bir şey değil ama yeterince zaman vardı, maddi imkan vardı. Böyle derinlemesine araştırmalarla kimin hangi adayın kazanabileceği konusunda daha iyi belki tespitler yapılabilirdi. Belki de yine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çıkardı bu sonuçtan. Belki çıkmazdı, onu bilemem. Ama yani böyle yöntemler kullanmak yerine yani seçim sonuçlarından da anladığımız kadarıyla hiçbir güvenilirliği olmayan ya da hata yapan diyelim en azından bir takım araştırma şirketlerine güvenerek adaylar belirlendi ya da ittifak masasındaki işte bazı şey dengeler üzerinden aday belirleme yoluna gidildi. Şimdi bunların hepsi bir sorun. Şimdi kimlik meselesi de, yani bu ilke meselesi çok önemli. Yani işte neden genel başkanlığa aday adayı olduğunuz dediniz. Yani ilke siyasetin temeli. Siyaset bir dava işidir. Yani genel başkan olmak, işte milletvekili olmak, parti meclisi üyesi olmak, bunlar bir araç. Yani bunları siz bir amaç haline getirirseniz, yani hayatınızın amacı haline getirirseniz bu şey olur, siyaset kariyeri olur. Buradan bir dava çıkmaz. Yani biz Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet İnönü'nün, Bülent Ecevit'in çizdiği yola baktığımız zaman bizim genel başkanlarımız, yönetim milletvekillerimiz, liderlerimiz, üst yönetimlerimiz ve başta da tabii genel başkanlarımız her zaman dava insanları olmuştur. Ya da en azından geçmişte, ya büyük geçmişteki genel başkanlarımız dava insanlarıdır. İdeoloji temelinde siyaset yaparlar. Aksi takdirde siz ideoloji olmazsa, ilke olmazsa bu köşe kapmaca oyununa döner. Yani makam mevki peşinde koşan, güç elde etmek isteyen, iktidara gelmek isteyen bir takım insanların kendi aralarındaki yarışa dönüşür. Ben buna siyaset demiyorum. Yani bu siyaset felsefesinin de özüne aykırı, siyasetin de özüne aykırı. Yani biraz felsefeye girecek olursam, biraz siyasete nitelik de katmak istiyorum. Kalite, siyasetin kalitesini arttırmaya çalışıyorum bir yandan da. Yani işte Platon, işte Aristoteles gibi filozoflar biliyorsunuz. İşte Platon'un devlet eseri, Aristoteles'in politika eseri. Bunlar siyaset felsefesinin temelidir. Ve onların tanımladığı biçimde, hatta politika terimi, bunun kökeni işte Antik Yunanca'daki polis, kent demek bu. Yani toplumsal yaşam alanı. Yani toplumsal yaşamın düzenlenmesiyle ilgili bir şeydir politika. Ve politika da bu filozofların bakış açısına göre erdemli olma gerektiren bir şeydir. Yani erdemli bir biçimde siz ancak toplumsal yaşamı düzenleyebilirsiniz. Ve adalet de örneğin en önemli erdemlerin arasında yer alır. Şimdi dolayısıyla tabii CHP'nin içinde adalet olması lazım. Türkiye'de adalet olması lazım. Ama CHP'de adalet olmazsa Türkiye'de adaleti nasıl sağlayacaksınız? Yani bu siyaset işi sadece bir takım insanların makam mevki için yarışmasına indirgemek doğru bir şey değil. İdeolojik temelde özellikle bu altı oka değinmek istiyorum. Şimdi şöyle, mesela partide beni en çok rahatsız eden konulardan, beni ve benim gibi düşünenleri, ki milyonlarca insan olduğunu tahmin ediyorum bu görüşlerimi paylaşan, şöyle bir anlayış hakim kılındı. İşte bu altı ok 1920'lerde 1930'larda kalmıştır. Biz 1930'ların CHP'si değiliz. Ondan sonra bunlar demode kavramlardır gibi bir takım akıl dışı argümanlar geliştirildi. Şimdi izin verirseniz çok kısa ona değinmek istiyorum. Bizim temel, çünkü
bakış açılarımızdan birisi bu. Şimdi bugün Türkiye'de AKP iktidarı monarşik bir düzen kurmuş. Yani sembolik monarşiden bahsetmiyorum. Bildiğiniz fiil yani yetkilerin tek elde toplandığı yönetim biçimi. Eskiden işte Osmanlı'da olduğu gibi işte padişahlık düzeni ya da Rusya'da olduğu gibi çarlık düzeni ya da Avrupa'da olduğu gibi krallık düzeni. Şimdi bugün Türkiye'de böyle bir düzen var. Yani yetkilerin tek elde toplanması, yani güçler ayrılığının, yasama, yürütme, yargı arasında güçler ayrılığının uygulanmadığı, yetkilerin tek elde toplandığı monarşik bir yapı var. Peki bu monarşik yapının antitezi nedir? Cumhuriyetçilik. Yani halk egemenliği. İşte birinci ilke bu mesela. Cumhuriyetçilik. Halkın egemen olduğu bir düzen. İşte Jean-Jacques Rousseau'nun kavramdır. Mustafa Kemal Atatürk de bildiğiniz gibi Rousseau'yu çok iyi okumuş bir insandır. Toplum Sözleşmesi kitabını. Yani bizim çok entelektüel, CHP'nin kurucusu, Cumhuriyet'in kurucusu aynı zamanda entelektüel bir insandır. Kitap okuyan, Jean-Jacques Rousseau'yu okumuş, Fransızların ilkelerini bilen birisi. Onun için de bunları aslında aktarmak istiyorum. Yani monarşiyi siz ancak cumhuriyetçi ilkeyle yıkabilirsiniz. Peki bugün oligarşik bir düzen de var mı aynı zamanda? O monarşiye iliştirilmiş işte belli bir zümrenin egemenliği diyelim, o da var. Peki onun antitezine halkçılık. Halk için devletin, halk için var olması, halk için siyasetin yapılması. O da altı oktan birisi. Peki şey var mı? Teokratik bir düzen var mı? Yani din devleti kurma. Demin siz bahsettiniz. Festivallerin, konserlerin işte yasaklanması, insanların yaşam tarzlarına müdahale edilmesi, ondan sonra eğitimin dinselleşmesi, devlette kadrolaşmanın dinselleşmesi, siyasi söylemin dinselleşmesi, dindarlıktan bahsetmiyorum, dincilikten bahsediyorum. Ya da her şeyin dinselleşmesi ve dinciliğin tepeden inme bir biçimde tüm vatandaşlara dayatılması. Bunun antitezi, yani bu şu anda kuruluyor mu? Teokratik bir düzen, teos'tan geliyor. Teokrasi din devleti demek. Egemenliğin dinde veya tanrıda olduğu siyasal düzen diyelim isterseniz. Suudi Arabistan'da ya da işte İran'da ya da Vatikan'da vesaire olduğu gibi bir düzenden bahsediyorum. Bunun antitezi laiklik. Laiklik nedir? Dinin devlet, siyaset, hukuk, eğitim işlerine müdahale etmemesi, karışmaması ve bu koşula devletin de vatandaşın dini, inanç ve ibadet özgürlüğünü güvence altına alması veya dinler olmayan vatandaşların da yaşam tarzını, felsefi görüşünü güvence altına alması. Bu bir uzlaşma modeli aslında. Yani farklı din mezhepleri ve dünya felsefi görüşlerin aynı ortamda, aynı devlet içerisinde birlikte yaşayabilmesini sağlayan bir anlayış. Laiklik, dinsizlik demek değil. Peki ümmetçi bir anlayış var mı? O da var. Peki yani bizi birleştiren şey Müslüman ümmetinin üyesi olmamız lazımdır diyor AKP. Müslüman ümmetinin üyesi olmamızdır bizi birleştiren unsur diyor. Yani bir Malezyalı ile Endonezyalı veya Suudi Arabistanlı ile bir Türk arasında bir fark yok demeye getiriyor. Oysa bizi birleştiren şey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. Onun da temeli anayasada omurgası ortaya konmuştur. Dolayısıyla bunun antitezi nedir? Milliyetçiliktir ya da ulusçuluk, milliyetçilik. Bu kesinlikle ırkçılık, şövenizm anlamına gelmez. Onu reddediyoruz. Atatürk hiçbir zaman onu öyle anlamamıştır. Milliyetçilik, ümmetçiliğin antitezidir. O da laikliği tamamlayan bir şeydir. Peki bugün şey var mı? Muhafazakar, statükocu bir anlayış AKP tarafından bize dayatılıyor mu? Evet. Onun antitezi ne? Devrimcilik, statükocunun antitezi. Peki özelleştirmeci, serbest piyasacı bir politika, ekonomi politikası uygulanıyor mu AKP döneminde? Evet, uygulanıyor. Onun antitezi de devletçilik, kamuculuk. Yani işte eğitim, sağlık ya da ekonomi, tarım, sanayi, teknoloji alanlarında devletin yatırım yapması, özel sektörün karşısında karma ekonomik model, özel sektörü ortadan kaldırmak değil ama özel sektörün karşısına güçlü bir kamu sektörü koymak, devletçilik ilkesi. Şimdi dolayısıyla cumhuriyetçilik, işte halkçılık, devletçilik, laiklik, milliyetçilik, devrimcilik bunlar şu anda yürütülen ya da ortaya konan ya da uygulanan karşı devrim sürecinin antitezi. Ancak siz bu altı okla
o devrimi yeniden gerçekleştirebilirsiniz ve bu karşı devrim sürecini bertaraf edebilirsiniz. Peki CHP yönetimi ne yaptı? Yani şu anda altok demodedir demek, 20'lerde 30'larda kalmıştır demek bu karşı devrim sürecinde. Hem bir akıl tutulmasıdır hem de AKP iktidarının karşı devrim sürecine kasıtlı ya da kasıtsız, bilinçli ya da bilinçsiz, bilemiyorum artık, hizmet etmek anlamına geliyor. Helalleşme, yani siz, helalleşme yani derken sayın Ömer. Helalleşme derken. Sadece laiklik ilkesini bertaraf ederek siz cumhuriyete sahip çıkamazsınız. Affedersiniz, buyurun. Yo, estağfurullah. Helalleşme derken hani 30'ların CHP'si değiliz. Geçmişten dolayı sürekli özür diyor Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bu Cumhuriyet'i kurduğu için özür diliyor. Ben bir anlamıyorum bunu. Mesela Atatürk ilke ve devrimlerini hayata geçirdiğim için Cumhuriyet Halk Partisi özür diliyor. Laikliğe sahip çıktığı için mi özür diliyor? Halkçılığı söylediği için mi özür diliyor? Milliyetçiliği savunduğu için mi özür diliyor? Neden sürekli özür diliyor CHP? Kimle helalleşiyor? Yani bu bence bir şey, nasıl anlatayım, bir akıl tutulması. Yani CHP'nin onurlu, şerefli bir tarihi var. Yani şöyle düşünelim isterseniz, yani bir hatırlayalım bu vesileyle. Yani 100. yıl, hem CHP'nin kuruluşunun 100. yılı, yani CHP adı altında kuruluşunun 100. yılı. Tabii öncesi de var, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden doğmuş bir siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi. Ama yapıp ettiklerine baktığınız zaman, hatta Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne kadar götürürseniz, yani Kurtuluş Savaşı mücadelesini yürütmüş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasına öncülük etmiş, saltanatı, padişahlık sistemini kaldırmış, cumhuriyeti kurmuş, işte medeni kanunla kadın erkek eşitliğini sağlamış hukuk önünde, birçok başka özgürlükleri medeni kanunla getirmiş, halifeliği kaldırmış, öğretim birliği yasasıyla herkesin bilimsel laik eğitimden faydalanmasını sağlamış, 1928 yılında İslam devletin dini İslam'dır maddesini Osmanlı Anayasası'ndan kalan 1876 onu kaldırmış, onu kaldırmak suretiyle din konusunu vatandaşın kendi özgür iradesine bırakmış. Çünkü devletin dini olursa o zaman o devletin vatandaşı ne olacak? Yani devlet din ve mezhep konusunda ya da felsefi görüş konusunda tarafsız olmalı. Herkese eşit yaklaşmalı. Siz devletin dini İslam'dır dediğiniz zaman İslam din devleti oluyorsunuz. Aslında o daha önce yapılan devrimler, yani saltanatın, halifeliğin kaldırılması, öğretim birliği yasasının, medeni kanun çıkartılmasının bir sonucu olarak, yani onu, o çelişkiyi ortadan kaldırmış oluyorlar Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla. İşte devletin dini İslam'dır ifadesini çıkartıyorlar. 1937 yılında da laiklik ilkesi anayasa maddesi haline geliyor. Ve 1934 yılında kadınların seçme ve seçme hakkı tanınıyor. Şimdi böyle bir dönemden bahsediyoruz. 1920'ler, 1930'lar. Yani biz 1920'lerin, 30'ların CHP'si değiliz demek ne demek? Yani karşı devrimin partisi mi olduk biz demek istiyorlar. Ne demek istiyorlar ben anlamadım. Bu bir saçmalık yani. Böyle dini söylemlerle yani özür dilenecek bir durum yok. Ha, o dönemde yapılan bazı hataları olabilir vesaire. O ayrı, onlar tikel bazda tek tek eline alabilir. Ama bir bütün olarak baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok onurlu, namuslu, şerefli bir geçmişi vardır. Şimdi örneğin daha sonraki gelişmelere bakıyorsunuz. İşte köy enstitülerinin kurulması, çok partili serbest seçimli parlamenter sisteme geçilmesi, bunlar CHP'nin öncülüğünde gerçekleşti. Daha sonra 1950'lerde ilk hedefler beyannamesiyle CHP'nin bu bazı sol, demokratik solcu, sosyal demokrat ilkelere doğru yönelmesi, daha sonra ortanın solunda olduğunu açıklaması, o ilk hedefler beyannamesine kabul edilen ilkelerin CHP kurultayında 50'lerin sonunda 1961 anayasasının maddeleri haline gelmesi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en özgürlükçü anayasasının oluşabilmesi, daha sonra 70'lerde CHP'nin demokratik solculukla altı oku sentezlemesi, bağdaştırması. Şimdi böyle bir geçmişi var CHP'nin. Ama siz altılı masada işte mutabakat metninde diyorsunuz ki 1921 anayasası, ki anayasa olup olmadığı tartışmalı, Kurtuluş Savaşı döneminde oluşturulmuş bir metin. Sadece orada işte millet halk ifadesi var diye.
İşte onun kapsayıcı olduğunu söylüyorsunuz. 1961 Anayasası'nın vesayetçi olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi bu bir akıl tutulması. 1921 Anayasası'nın geçerli anayasa demeyelim ona, bir yani metin diyelim isterseniz. Yani o metinde yani anayasa, çünkü bir devletin anayasası olur. Daha ortada cumhuriyet yok, devlet yok. Yani ona anayasa bile denmez bence. Ama yani bu 1921 metni diyelim isterseniz, hala halifeliğin ve saltanatlığın, bakın sadece halifeliğin değil saltanatlığın, padişahlık düzeninin geçerli olduğu bir metin. Şimdi siz o metni, bu altılı masanın işte ortak anlaşma metninde o metni yüceltip 1961 Anayasası'nın yerin dibine batırdığınız zaman siz ne yapıyorsunuz? Kendi kimliğinizden, ilkelerinizden ittifak yapacağım diye uzaklaşmış oluyorsunuz. Siz ittifakı kendi kimliğinizi koruyarak da yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bir şey sorabilir miyim? İzniniz buyurun, var mı? Buyurun. Şimdi iki gazeteci arkadaşım, dostum da var burada. Hem Mustafa Balbay hem Nur Batır. Onların da birer sorusu vardı. Çünkü siz bir genel başkan adayısınız, önemli. Öncelikle Nur Batur'a ve sonra Mustafa söyle. Balbay'a birer soru için söyleyeyim. Sayın Batur, buyurun. Öncelikle değerli Örsan Öymen'e başarılar diliyorum. Kendisiyle Milliyet Gazetesi'nde de birlikte çalıştık bir dönemde, oldukça eski bir dönemde. Akademik kariyerde çok başarılı oldu. Ayrıca Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazıları da her zaman değerli bilgilerle ve çok değerli yorumlarla dolu oldu. O bakımdan öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına adaylığını koyarak büyük, önemli bir çıkış yaptı ve başarılarının devamını diliyorum. Birinci öncelikle bunu söylemek istiyorum. Kendisiyle geçmişten tanışıklığımız olduğu da için. Şimdi biraz önce tabii bazı değerlendirmeler yaptım. Belirli kilometre taşları Cumhuriyet Halk Partisi açısından kırılma noktalarını vurguladım ben de. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz önce Sayın Öymen'in de söylediği gibi müthiş bir 1930'lar 60'ları o ilkelerini kenara itip tamamen adeta benim deyimimle diyorum, AK Parti'nin çakması durumuna gelmeye çalışması benim de eleştirdiğim bir konu oldu. Ve 2010'da Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan oldu. 2014'te ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmelettin İhsanoğlu'nun aday gösterilmesi konusunda ne düşündünüz? Siz buna karşı çıktınız mı? Parti meclisi üyesi miydiniz o sırada? Ve nasıl bir tavır ortaya koydunuz? Birincisi bu. İkincisi, 2018'den söz ettim. 2018'de Meral Akşener de açıkladı, iki gün önce, dün de açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'ü aday göstermek istediğini, yine sağdan ve AK Parti kökenli birisini Cumhurbaşkanı adayı göstermek istediğini Meral Akşener açıkladı ve bazı önemli CHP'lilerle görüştüm. Bu bilgiyi doğruladılar. Bu konuda ne düşündünüz o sırada? Siz de Abdullah Gül'ün adaylığına karşı mıydınız? Ve 2023'te biraz önce dediniz ki ben CHP'li olarak siyaset gereği, biraz da siyaset kültürü gereği, siyasete olan saygım gereği Millet İttifakı'na sesimi çıkartmadık ve destekledik. İster istemez destekledik. Birçok CHP'li seçmenin de, birçok CHP'ye ve Millet İttifakı'na oy veren seçmenin de, ki bu rakam çok büyük, 25 milyon, kerhen desteklediğini de biliyorum. Siz ne düşündünüz? Millet İttifakı hata mıydı? Yapılmamalı mıydı? Yani bu üç konuda CHP'nin çizgisinin tamamen değişmesine yol açan üç önemli kırılma noktasındaki görüşünüz nedir? 15 yılı Türkiye kaybetti. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, öncelikle ben tabii ki Ekmelettin İhsanoğlu'nun aday gösterildiği dönemde parti meclisi üyesi değildim. Ben 2003-2008 yıllarında parti meclisi üyeliği yaptım. Bu Ekmelettin, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemde partide hiç görev almadım. Parti meclis üyesi de olmadım, milletvekili de olmadım. Dolayısıyla uzaktan izledik tabii o gelişmeleri ve Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığına tabii ki karşıydım. Yani o zaman bunları tabii parti işte örgüt toplantıları olduğunda ifade ediyordum.
ya da işte yazılarımda vesaire ifade ediyordum. Dolayısıyla o kesinlikle bir yanlış seçimdi, onu baştan söyleyeyim. Abdullah Gül tabii ki öyle, onu da yazılarımda defalarca yazdım zaten. Hatta işte Abdullah Gül aday gösterilirse CHP seçmeni öyle tıpış tıpış bir daha sandığa gitmez diye birçok yazı yazdım. Dolayısıyla Abdullah Gül'ün adaylığı da yanlıştı. Ben şunu anlamıyorum, yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinden bir cumhurbaşkanı adayı çıkartamıyor mu? Yani illa bir sağ partiden MHP'nin önerisi ya da kim önerdiyse artık bilmiyorum, yani o Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığı nasıl belirlendi çok fazla bilgim yok, ama yani işte MHP ile birlikte anlaşıldığı kadarıyla belirlemişler. Yani nereden çıktı, kim önerdi? Mesela partinin yetkili organlarında bu tartışıldı mı? O zaman da aynı hatalar yapıldı. Kimseyle tartışmıyorlar. Yani böyle yangından mal kaçır gibi örgüte, ilçelere, il örgütlerine, ilçe örgütlerine, ben hatırlıyorum mesela ilçe örgüt toplantılarına katılıyoruz. Bize önümüze bir şey koyuyorlar. İşte MYK kararıyla şöyle bir işte rapordur, şudur, budur, neyse. Bize onu briefing veriyorlar. Yani anlatıyorlar. Sonra da çıkıyorlar. Birkaç kişi onu savunuyor, gidiyor falan. Yani bize bir şey sorulmuyor zaten. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz gibi bir mekanizma yok. Yani tamam, Kılıçdaroğlu tek çıkıp adam mı oldu 10 yıl için? 13 tabii Kılıçdaroğlu tek ve arkadaşları Erdoğan diyelim. Yani, evet. Ya tek adam, 5 adam, 10 adam, ama sonuç itibariyle yani mahallede, ilçede, ilde, hatta parti meclisine bile birçok konu tartışılmıyor. Şimdi dolayısıyla diğer mesele, yani hani Millet İttifakı yanlıştır demiyorum. Yani belki sadece İYİ Parti ile CHP arasında bir ittifak olabilirdi. O belki daha sağlıklı olabilirdi. Ama diğer partilerin katılması da aslında kategorik olarak yanlıştı demiyorum, ama bu kendi CHP kendi ilkelerinden taviz vermeden, onlara ayak uydurmadan ya da onların uydusu olmadan, onların o altı masada, yani onlar dediğim işte Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi, bu partileri kastediyorum. Yani onların hegemonyası oluştu orada. Ben hatırlıyorum mesela Ali Babacan, bu konuda yazılar da yazdım. Şöyle bir argüman geliştiriyordu. İşte biz burada kararları şey gibi alıyoruz. Mesela NATO toplantılarında ya da Avrupa Birliği toplantılarında alınan kararlar gibi. Herhalde Dışişleri Bakanı olduğu dönemden böyle bir örnek aklına gelmiş. Herhalde Kemal Bey de bu konuda ikna etmiş. Ben de şunu yazmıştım. Ya burası bir siyasi parti. Bu NATO toplantısı ya da Avrupa Birliği'nin Brüksel'deki toplantısı ya da NATO'nun bir zirve toplantısı değil ki bütün kararlar konsensüs halinde alınsın. Yani burada biz bir siyasi partiden bahsediyoruz. Dolayısıyla siz altı parti olarak burada her şeye biz eşit oy hakkımız vardır. Altı partinin oy hakkı eşittir. Oy oranlarımız ne olursa olsun, yani seçmendeki, tabandaki karşılığımız ne olursa olsun, biz 6 kişi burada eşit oy hakkına sahibiz. Ahmet Davutoğlu da çünkü bunu savunuyordu. Ali Babacan da demek, temsiliyet ilkesinin ve halk egemenliği ilkesinin gasp edilmesi anlamına gelir. Yani elma ile armudu birbirine karıştırmak anlamına gelir. Yani siyasi partilerden söz ediyoruz, bir seçimden söz ediyoruz. Bir demokratik seçimden bahsediyoruz. Şimdi bunu bir NATO konsey toplantısına ya da Avrupa Birliği konsey toplantısına benzetmek bile zaten bir hata. Yani genel başkanımız bu konuda nasıl ikna oldu, ben onu da anlamadım. Yani bu da bir ikna mı oldu? İkna mı oldu acaba, yoksa Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için taviz mi verdi? 39 milletvekilini de, yani CHP parlamentoda 146 sandalyesi vardı. 39 milletvekilini o partilere verdi. Sizin de söylediğiniz gibi %1 oyu bile olmayan partilere gümüş tepside sunuldu. Demokrasi için mi yapıldı, adaylık için mi yapıldı? Adaylık için de yapılmış olabilir. Tabii benim elimde somut bir bilgi yok, ama bu şekilde çok birçok yorum var. Ama bu şu kadarını biliyoruz. Bu temsiliyet ilkesine aykırıdır. Demokratik temsiliyet ilkesine aykırıdır. Demokratik temsiliyet ilkesinin hakkının, daha doğrusu diyelim, gasp edilmesidir. Ve aynı zamanda şöyle bir sonuç daha doğurdu. Siz o zaman örgütünüzü motive edemezsiniz. Yani sizin dışınızda bir takım insanlar listelere giriyorlar. O zaman siz ilçe ve il örgütlerine
mahalle örgütlerini seçimi kazanması için nasıl ikna edeceksiniz? Nasıl motive edeceksiniz? Yani sizin dünya görüşünüzde 180 derece zıt bir dünya görüşüne sahip olan insanların seçilebilmesi için sizin listelerinizden, üstelik siz orada mesela yer alabilecekken işte başkaları yer alıyor. Yani sizin partileriniz yok. Artı bir de yani sizin partinize yakın görüşte olan partilerde değil bunlar. Böyle olduğu zaman tabii şeyde motive olun. Bu da bir seçim, stratejik bir hata. Peki Sayın Öğmen, bir izin ver. İzin verir misiniz? Çalışmak için motivasyonu sağlayamıyor. Evet. Mustafa Balbay'ın da bir sorusu var. Tabii. Buyurun Sayın Balbay. Sevgili Öğmen, ben de başarılar diliyorum. Sonuçta siyaset bir iddia işi ve ne olursa olsun olabildiğince geniş kesimlerin siyasete katılması gerekir ki hem yeni fikirler ortaya çıksın, hem toplumun büyük bir kesimi kendisini siyasette görsün. Şimdi adaylığını açıkladın. Ben de 17 Haziran sürecinden beri çalışmalarını izliyorum. Hani ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumun bütün kesimlerini kucaklamasını ve biraz önce özlemlerini vurguladığın bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu halkçılık, milliyetçilik, devrimcilik, böyle temel laiklik, bu ülke için hem millet için hem devlet için gerekli bütün temel böyle hani ok demi, hem ok hem de temel sütunlara sahip olmasını arzu ediyoruz. Şimdi ne olursa olsun bir, delegelerden oy isteyeceksin. İki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlarından oy isteyeceksin. Onlar da doğal, biliyorsun. Milletvekillerinden oy isteyeceksin. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin gövdesinden, örgütünden, örgütüyle buluşacaksın. Şimdi düşüncelerini açıkladın. Neler geldi sana? Cumhuriyet Halk Partisi'nin gövdesinde ne tür yeni durumlar hissettin ya da hissetmedin mi? Şimdi bu açıklamaları, hani biraz önce sen de vurguladın, öykündüğümüz, yani gerçekten hani bütün çağlara karşılık verebilecek bir toplumsal hareket yaratan Atatürk'ün işte Erzurum, Amasya, Sivas kongrelerini biliyoruz. Anadolu'ya en zor gidilen yerlere gidip orada insanları toparladığını biliyoruz. Anadolu'ya gittin mi ya da gidecek misin? Yani bir örgütü ben, hani senin nasıl hemhal olduğun, onu merak ediyorum. Çünkü bu soruyu sorarken ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütünü ayağa kalkmaya çağırıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi evet yetkindir ama Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezden ibaret değildir. Biraz önce senin de ana hatlarıyla vurguladığın o dar ve sadece aşağı yukarı kişisel hedeflere yönelik bir çaba görüyoruz. Yani benim de bu arzularımı da hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin o gerçek anlamda partisine ve ülkesine sahip çıkan kimliğini göstermesini arzu ediyoruz. Sen bunu nasıl yaşadın? Yaşamayı planlıyor musun? Sana neler geldi? Şimdi biz bu süreç başladığından beri işte mahalle kongrelerine katıldık, ilçe kongrelerine katıldık. Ben il kongrelerine katılıyorum. Zaten il kongreleri biliyorsunuz yeni başladı. Yani cuma günü 15 Eylül'de ben genel başkan adayı olduğumu açıkladım. Hemen aynı gece İzmir'e geçtim. İzmir'de biliyorsunuz ilk kongre, İzmir İl Kongresi, ona katıldım. Orada kürsüde de Özgür Özel'den sonra söz aldım, konuştum. Televizyon kanalları anladığım kadarıyla daha çok Özgür Bey'in konuşmasını vermişler. Böyle medya ambargosuyla da karşı karşıya olduğumuzu buradan açıklamış olayım. Sonra aynı gece Bursa'ya geçtim. Bursa İl Kongresi'ne katıldım pazar günü. Dolayısıyla Anadolu'daki kongrelere katılacağım. İstanbul'da kendi bölgem olduğu için ilçe kongrelerine katıldım. Tabii bildiğiniz gibi kongreler şöyle yapılıyor. Yani hafta sonu genellikle iki güne sıkıştırılıyor. Mesela ilçe kongreleri hatta tek güne sıkıştırılmıştı çoğu. Yani pazar günü mesela İstanbul'da işte 10 tane kongre oluyor. Şimdi mesela işte cumartesi pazar işte 15-20 kongre yapılıyor iki günde. Şimdi doğa yasaları gereği siz aynı anda iki yerde olamazsınız. Yani Uzay Yolu filminde, hani eskiden Uzay Yolu diye bir dizi vardı. Kaptan Kirk ışınlanıyordu. Evet. Şimdi biz tabii Kaptan Kirk gibi ışınlanma olanağı olmadığı için siz ne yapıyorsunuz? Seçerek
işte stratejik bir strateji belirliyorsunuz. Ona göre belli başlı illerdeki kongrelere katılabiliyorsunuz ancak. Bu herkes için geçerli. Benim için de, Özgür Özel için de. Yani zaman ve mekan yasalarının geçerli olduğu ortamda yaşayan herkes için aynı durum söz konusu. Şimdi keşke bunlar belki biraz daha böyle yani hafta içinde olabilseydi, hafta içine yayılabilseydi, o zaman daha çok kongreye katılabiliyordunuz. Belki mesai saatlerinden sonra başlatılabilir falan, hani gündüz insanlar çalışıyor, belki onun için kongrelere katılamıyorlar diye planlanmış da olabilir, bilemiyorum tabii. Ama sonuç itibariyle böyle bir gerçek var, ama bu gerçekliğin izin verdiği ölçüde ben sürekli kongrelere katıldığım ve katılacağım gibi sürekli biz Anadolu'nun birçok ilinden üyelerle, delegelerle, yani şu an mahalle ilçe delegelerinden söz ediyorum. İl kongreleri ve il kongrelerinde tabii oy kullanacak delegeler de dahil buna. Onlarla yapıyoruz. Yani kurultay delegelerinden söz etmiyorum. Çünkü kurultay delegeleri daha il kongrelerinde belirleniyor. Dolayısıyla onlar Ekim ayının ortasında tamamlanmış olacak. Blok liste seni nasıl etkiledi mesela? Blok listeyi sen nasıl karşıladın? Çünkü evet, bu üyelerle, delegelerle, mahalle kongrelerinde ve ilçe kongrelerinde seçilen delegelerle iletişim halindeyiz. Ve şöyle söyleyeyim, bizi destekleyen, bizim gibi düşünen, bizim düşüncelerimize, hedeflerimize, amaçlarımıza katılan çok sayıda üye var. Hatta seçmen bazında bu sayı çok fazla, üye ve seçmen bazında. Ama delege bazında da az olduğunu söyleyemem. Yani böyle homojen bir delege yapılanması yok, onu söyleyeyim. Edindiğim izlenim bu. Yani bütün delegeler, ya biliyorsunuz bu delege ağalığı ve delege mühendisliği diye bir şey var. Mahalle kongresinde başlıyor bu yanlış süreç. Yani mahalle kongresinde demokratik bir seçim olmayınca, orada yargı denetimi de yok biliyorsunuz. Mahalle delegesinde bir takım baskılarla işte ilçe kongresinde oy kullanacak olan delegeler belirleniyor. Oysa mahalle kongresi çok önemli. Çünkü mahalle kongresi bütün CHP üyelerinin oy kullanabildiği tek kongre. Mahalle kongresinde o mahalleye kayıtlı olan tüm CHP üyeleri, sade üyeler oy kullanabiliyor. Ama orada tabii birçok yanlışlar oluyor. İşte seçim yapılıyor, yapılmıyor, yapılıyor gibi gösteriliyor. Ya da üyelerin haberi olmuyor. Üyelere son dakikada haber veriliyor. Ya da sadece kendi yandaş, kendilerini destekleyen işte üyelere haber veriliyor. İşte orada belediyelerin baskıları oluyor vesaire vesaire. Tepeden inme listeler dayatılıyor. Öyle çarşaf liste falan, bırakın mahalle, ilçede, ilde bile doğru düzgün uygulanamıyor. Şimdi bütün bunlara rağmen, yani bu delege mühendisliği ve delege ağlı sistemine rağmen parti yönetiminin homojen bir delege yapılandırmasına gidemediğini ben gözlemledim. Yani bunu şimdi yüzde veremeyeceğim, ne kadarı daha bizim gibi bağımsız düşünen, partinin ilkelerine sahip çıkan, parti içi demokrasiyi savunan delege sayısı ya da yüzdesi konusunda şu anda bir rakam veremeyiz. Sayın Öğmen, Sayın Öğmen, isterseniz bize, yani ben kongrelerde, özür dilerim Mustafa Bey, yani kongrelerde mesela konuştuğum zaman hem ilçe hem il kongrelerinde, yani bizim aleyhimizde böyle bir sataşma ya da bir negatif tavır, bir olumsuz tavır yok. Yani olumsuz bir şeyle çok nadiren karşılaşıyoruz. Dolayısıyla ama tabii ki yani bir hani örgütlü destekleme konusu var biliyorsunuz. O ayrı, onu da sordunuz siz. Yanlış şimdi, anlamadıysam. Sayın Öğmen, Sayın Öğmen bir dakika müsaade eder misiniz? Bir araya gitmek zorundayım, kusura bakmayın da. Siz kalın, şu cümlenizi tamamlayın, sonra isterseniz ayrılın, olur mu? Çok kısa bir ara vereceğiz çünkü. Kim, anlayamadım, bir daha söyler misiniz? Çok kısa bir ara vermek zorundayız şu an kanalın şeyi gereği. Sonra siz sözünüzü tamamlayın ama bence ayrılmayın. Bu cümleyi bitirin, ondan sonra ayrılabilirsiniz. Olur mu? Ayrılmak derken yayın mı bitiyor şu anda? Hayır. Ben ayrılmanızı istemiyorum. Ayrılmayacaksın yani. Anladım. Kalın diyorum. Kalın diyorum yani. Sözünüzü tamamlayın. Bir reklama gideceğiz çünkü. Tamam anlaşıldı. Yani ben sadece şunu, kusura bakmayın, tam duyamadım. Hayır, bir reklam arası verelim, siz devam edin. Bir kısa ara. Tamam.
Bu ölümlü kazaya yeterince aydınlatılmamış traktör ve römork neden oldu. Traktörünüzle gece karayoluna çıkmanız gerekirse, traktör ve römorkunuzun tüm sinyal ve aydınlatma lambalarıyla, reflektörlerinizin standartlara uygun, temiz ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Römorku, yükün diğer şeride taşmayacağı, lamba ve reflektörleri kapatmayacağı şekilde yükleyin. Başka hayatları karartmamak için traktör ve römorkunu aydınlat. Önlem al, hayatta kal. Hafta içi her sabah 7'de Türkiye'yi uyandıran Yılmaz Tuncay'la Gerçek Gündem. Günü gerçeklerle karşılayın. Günaydın değerli izleyiciler. Gerçek Gündem'e hoş geldiniz efendim. Tarafsız, akil, dinamik. Günün en önemli gelişmesi gözlerden kaçan bir gelişme. Ama abi bunu... Cesur. Zabıtayla soğan deposu basanlar, bir de ilaç deposu bassınlar. Çok merak ediyoruz yani. Korkusuz. Hadi oradan. Günün gazeteleri, köşe yazıları ve son dakika gelişmeleri. Yılmaz Tuncay'la Gerçek Gündem hafta içi her sabah 7'de Flash Haber TV'de. Bu ölümlü kaza önlenebilirdi. Koruma çerçevesini emniyet kemeriyle birlikte kullanın. Hızınızı traktörün yüküne, teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumuna göre ayarlayın. Devrilme halinde standartlara uygun bir koruma çerçevesi ve emniyet kemeri sizi hayatta tutacaktır. Trafikte risk alma, önlem al, hayatta kal. Adalet ve Demokrasi anayasa dosyasını açıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısı yapmasının amacı %50+1 barajını mı kaldırmak? Hüdapar'ın ulus devlet anlayışı terk edilebilir şartını Erdoğan yeni anayasaya koyacak mı? MHP lideri Devlet Bahçeli Hüdapar'ın anayasa önerilerine karşı ne yapacak? Orhan Uğuroğlu'nun konukları hukukçu Ömer Faruk Emin Ağaoğlu ve hukukçu Hasan Seymen. Adalet ve Demokrasi 21 Eylül Perşembe akşamı saat 21'de Kararsızların kanalı Flash Haber TV'de. Kasım 2023 sınıflandırma dönemi duyurusu. Kasım 2023 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek assubay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin 31 Ağustos 2023 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi işlemlerini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamlamaları gerekmektedir. Sınıflandırma ve seçim sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye
https://taksim.mseb.gov.tr/askeralma internet adresinden ulaşılabilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü. Fatih Ertuğ'da Gündem Özel'in son bölümüne geldik. Konuğumuz, özel bir konuğumuz var bu akşam. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adayı Örsan Kuntar Öymen. Kendisine sorular soruyoruz. Sayın Öymen, Sayın Balbay'ın son sorusu üzerine bir konuşmanız vardı. Onu bir tamamlarsanız buyurun. Tabii. Teşekkür ederim. Yani şey söylüyordum. Bunun, bu düşüncelerimizin örgütlenme süreci devam ediyor. Haziran'dan beri bu örgütlenmeyi yapıyoruz. Tabii şu noktaya değinmek isterim. Bildiğiniz gibi bu kongre kurultay süreci geçtiğimiz yıl aslında 2 yılda bir yapılması gerekiyor ama 1 yılda uzatılabiliyor. Dolayısıyla 2022'de bu yapılsaydı, bu sadece benim için geçerliydi, bütün aday adaylar için geçerli, daha uzun bir hazırlanma süresi olabilirdi. Fakat genel merkez ne yazık ki bu 2022'de yapması gereken kongre kurultay sürecini 1 yıl erteledi. Seçimi gerekçe göstermek suretiyle. Oysa bence o süreç daha önce yapılsaydı biz seçime de, Cumhurbaşkanlığı seçimine de, milletvekili seçimine de çok daha güçlü bir şekilde girebilirdik. Fakat o ertelendi. O ertelenince tabii seçim öncesi süreçte de böyle bir hareketi başlatmak tabii siyaset etiğine aykırı olacağı için, yani orada hepimiz eleştirilerimizi askıya aldık ve seçimin kazanılması için çalıştık. Dolayısıyla öyle bir şey zaten olanaklı olmadığı için. Seçim işte Mayıs'ın sonu, 28 Mayıs. Peki kongreler ne zaman başladı? 3 Temmuz'da başladı mahalle kongreleri. Dolayısıyla 1 aylık bir süre var. Yani bu tür bir çalışma için, yani bu Sayın Balbay'ın ifade ettiği örgütlü bir çalışmayı yapabilmek için daha fazla zamana ihtiyaç var. Fakat bu bizim elimizde olan bir şey değil. Yani genel merkez bu işi böyle organize etti. Belki de kasıtlı yaptı. Ve dolayısıyla böyle az bir zamanda iddialı bir çalışmaya girmek durumunda kaldık. Bu da, bunun da kendine göre ayrı bir zorluğu var. Onun sevgili Öymen, biraz ben bir soru yöneltirken değerlendirmem o ki CHP örgütü ayağa kalkmalı demiştim. Çok farklı şehirlerden 3 mesaj geldi. Sevgili Ertuğ, izin verirsen. Buyurun, buyurun. Yani paylaşmak demek istiyorum. Tabii ki, buyurun. Yani bu hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir iktidar karşısındaki muhalefetinin sadece genel merkeze hapsedilemeyeceği ve örgütlerin de gerçekten ayağa kalkması gerektiği görüşünü ortaya koyan düşünceler bunlar. Hani belki, hani ne olursa olsun, hani senin hareketin, örgütlerin çoğunu bir başka üzerindeki, hani şu andaki ataleti atabilir ve hani Trakya'sından Doğu Anadolu'suna, Akdeniz'inden Karadeniz'ine, yani CHP'de bir hani silkiniş olabilir diye paylaşmak istedim. Demek ki hani örgütü bir miktar daha böyle, evet biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz ve bu gidişe seyirci kalamayız demek gerekecek, ben öyle anlıyorum. Evet, katılıyorum Mustafa Bey. Yani örgütte inanılmaz bir tepki var. Bize yönelik çok yoğun bir ilgi var. Şimdi bütün mesele bunun delege yapısına yansıyıp yansımayacağı. Yani seçmen, taban, hatta örgüt üyeleri diyelim isterseniz, orada bize yönelik bir olumlama, destek biz de gözlemliyoruz 3 aydır. Bu giderek artıyor. Aday adaylığı açıklandıktan sonra daha da artıyor. Çünkü öteki türlü, yani bir hareketiz dediğiniz zaman bu bir düşünce topluluğu mudur? Neyin hareketi vesaire? Bu kadroya, kadroyu açıklar mısınız? Evet. Onunla ilgili de çok soru geldi Sayın Öymen. Evet. Kadroda şimdi, kimler var? Evet, şimdi o konuya da geleceğim. Fakat buyurun, önce şunu söyleyeyim. Şimdi yani delegenin, kurultay delegesinin, bu il kongrelerinde oluşacak kurultay delegelerin şunu çok iyi düşünmeleri gerekiyor. Onların üzerinde çok büyük bir ahlaki ve tarihi sorumluluk var. Nasıl ben bir ahlaki ve tarihi ve siyasi sorumluluk gereği böyle bir işe atıldıysam, aynı şekilde ve bir arkadaşlarımız aynı şekilde delegelerin üzerine çok büyük bir sorumluluk var. Şimdi delegenin kararıyla üyenin, örgüt üyelerinin ve seçmenlerin ve tabanın
bakış açısı arasında bir uçurumun olmaması lazım. Yani delege mutlaka kurultay delegeleri hem seçmenin ama daha özelde CHP üyelerinin bakış açılarını dikkate almak durumunda. Aksi takdirde burada bir uçurum oluşursa, yani delege yapısı halkın sesine diyelim isterseniz kulağını tıkarsa, burada çok büyük bir sorunla karşı karşıya kalabiliriz. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kutuplaşmasına, bölünmesine kadar gidebilir. Dolayısıyla çok hassas tarihi bir dönüm noktasındayız. Çünkü bu CHP'nin sağa kayması, kimliğini yitirmesi, yani bu işin emperyalizm boyutu var, küresel boyutu var. Yani çok karmaşık bir durumdan söz ediyoruz şu anda. Onunla ilgili bir soru gelmedi ama yani o konudaki sorularınızı da yanıtlayabilirim eğer sorarsanız. Yani öyle basit bir süreçten geçmiyoruz şu anda. Örneğin yani ben şunu da anlamaya çalışıyorum. Mesela yıllarca bu strateji, CHP'nin ilkelerinden uzaklaşması, Atatürk'ten uzaklaşması, sağ kayması, laikliğin bertaraf edilmesi, yani bunda neden ısrar ediliyor? Örneğin pragmatik bir gerekçeyle mi? Yani işte biz bunu yaparsak, sağ kayarsak oylarımızı arttırırız gibi bir kaygı mı? Ben bundan da emin değilim. Yani zaten öyle bir şey olmuyor biliyorsunuz. Sağ kaydığınız halde, popülizm yaptığınız halde, laikliği bir kenara attığınız halde sizin oyunuz arttı mı? Artmadı. Ama biz bunu ilk defa bu seçimde görmedik ki. Geçmiş seçimlerde de zaten artmıyordu. Artmadığı halde bunda ısrar etmenin başka bir anlamı olmalı. Şimdi dolayısıyla Nedir o anlam? Hani siz işte bu çok karışık bir durum. Tabii. Muhalefeti değiştirme, CHP'yi tasfiye etme süreci mi yaşıyoruz? Yani biraz önce şey dediniz, yani bunu bir büyük boyutuyla görmek lazım. Ben biraz önce Büyük Orta Doğu Projesi'nden de söz ettim. Belki evet. Türkiye'yi temelden değiştirme, siyasi İslam, demokratik adı altında siyasi İslam yönetimine çevirme, anayasayı dahil değiştirme gibi bir süreç yaşıyoruz. Onun için yani burada başka bir neden arıyorsunuz siz de. Belki bunu siyasetçi olarak açıkça söylemiyorsunuz ama ben söylüyorum. Büyük Orta Doğu Projesi Türkiye'de işliyor. Hala işliyor. Bu konuda siz de bu konuda mı kanaatte misiniz? Yani şu kadarını söyleyebilirim. Ülkelerin din, mezhep ve etnik kimlik üzerinden bölünmesi her zaman emperyalizmin işine gelir, emperyalizme hizmet eder. Emperyalizm bildiğiniz gibi ülkeleri, Orta Doğu'daki ülkeleri özellikle din, mezhep ve etnik kimlik üzerinden bölme operasyonunu gerçekleştirdi. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi dolayısıyla hem iktidarın bu dinci, AKP'nin siyasal İslamcı ya da dinci, kökten dinci politikaları hem de muhalefetin bu konuda taviz vermesi emperyalizme hizmet eden bir durumdur. Bunu bilinçli mi yapıyorlar ya da şuursuz bir şekilde mi bunlar yapılıyor yoksa bilinçli kasıtlı mı yapılıyor? Yani o konuda tabii benim elimde böyle kesin bir kanıt olmadığı için çok iddialı bir şey söyleyemem. Ama yapılan edilene baktığım zaman yönetimin, CHP yönetiminden bahsediyorum. Bunun küresel emperyalizme hizmet ettiği kesindir. Siz laiklikten taviz verirseniz Pakistan, Malezya gibi bir ülke olursunuz. Belki hemen İran, Suudi Arabistan, Afganistan gibi olmazsınız ama yani işte böyle iki arada bir derede din, mezhep ve etnik kimlik üzerinden yönetilmesi kolay, güdülmesi kolay, parçalanmış, zayıflamış, aydınlanma devrimlerinden uzak kalmış, kendi toplumunu eğitememiş, eğitim seviyesi de düşük olduğu için biliyorsunuz yani eğitim seviyesine kadar düşük olursa o bir topluluğu yönetmek o kadar kolaydır. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk emperyalizme karşı sadece cephede silahla savaşarak mücadele vermedi. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı esnasında bile ben bu savaşı kazanırsam kuracağım devlet nasıl bir devlet olacağım tasarımı yaptı. Ve Kurtuluş Savaşı esnasında eğitim konusunda toplantılar düzenledi, şuralar düzenledi. Şimdi dolayısıyla yani emperyalizme karşı mücadele edebilmeniz için sizin
eğitimli bir halka ihtiyacınız var ki kendi başına düşünebilen, sorgulayabilen, analitik düşünebilen, yaratıcı olan, iyi bir eğitim düzeninden geçmiş olan vatandaşlara ihtiyacınız var. Öğretim Birliği Yasası'nın temel amacı zaten bu. Yani memleketi tarikatların, cemaatlerin elinden kurtarmak ya da işte Osmanlı'da işte halife, Şeyhülislam, ulema, tarikat, cemaat böyle bir ruhban sınıfı var. Yani ruhban sınıfı yoktur İslam'da falan diyorlar, alakası yok. Yani İslam'da da bir ruhban sınıfı var. Yani Kur'an'da, İncil'de zaten ruhban sınıfı diye bir şey yok. Ama sonrasında fiilen uygulama da var ruhban sınıfı hem Hristiyanlık'ta hem İslam'da. Şimdi dolayısıyla böyle vatandaşları siz bir nevi 21. yüzyılın ya da 20. yüzyılın ruhban sınıfının eline verdiğiniz zaman, onlara teslim ettiğiniz zaman o millet kalkınamaz. Şimdi dolayısıyla burada eğitimin dinselleşmesi çok önemli. Mesela İmam Hatipler meslek okulu olarak kuruldu ki olmalı bence, camilere imam yetiştirmek üzere meslek okulları olmalı, İmam Hatip okulları. Ama siz bunları artık meslek okulu olmaktan çıkartıp sayılarını dörde katlayıp niceliği ve niteliğiyle başka bir yapılandırmaya soktuğunuz zaman artık bu camilere imam yetiştirmek ya da ilçeleri, illeri müftü yetiştirmek için değil, herkesi imam yapmak üzere kurulmuş okullar haline dönüşüyor. Yani imam cumhurbaşkanı, imam bakan, imam başbakan, imam milletvekili, imam bürokrat, imam öğretmen noktasına geliyorsunuz. Ya da Kur'an kursları örneğin kaçak olanlar var. Bunların kapatılması lazım. Yasal olanların da bizim görüşümüz reşit olan insanların, vatandaşların belli bir temel eğitimden geçtikten sonra Kur'an kursuna, Kur'an'ı öğrenmek isteyenlerin Kur'an kursuna katılması gerekir. Ya da ilahiyat fakültesi tabii ki olmalı ama bunların her demokratik ülkede olduğu gibi işte sayıları bellidir, kalitelidir. Hem niceliği daha azdır ve niteliklidir. Bizdeki gibi yüzü aşkın ilahiyat fakültesini dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Bu üniversitelerin ilahiyat tarafından kuşatılması anlamına geliyor. Ya da 4+4+4 eğitim sistemi feshedilmesi gerekiyor. Bilimsel laik eğitim sistemine dini müfredatın sokulması anlamına geldiği için. Zorunlu din dersinin kaldırılması gerekiyor, seçmeli olması gerekiyor. Ya da zorunlu olacaksa dinler tarihi kapsamında bütün dinlere, mezheplere eşit yaklaşan, dengeli eğitim veren din dersleri olmalı zorunlu. Felsefe dersleri daha uzun yıllar zorunlu olmalı. Bunun gibi ya da Milli Eğitim Bakanlığı'nın dernek ve vakıf adı altında örgütlenen tarikatlarla ve cemaatlerle yaptıkları protokollerin iptal edilmesi gerekiyor. Yani tarikatların ve cemaatlerin Milli Eğitim Bakanlığı kuşatmasına son verilmesi gerekiyor. İşte bu ÇEDES uygulaması olsun, okullara imam yollama meselesi. Yani sonuçta imamın yeri camidir, öğretmenin yeri okuldur. Siz bunları birbirine karıştırırsanız eğitimi dinselleştirmiş olursunuz ve bilimsel, felsefi, sanatsal eğitimi bir kenara atıp her şeyi dinselleştirme yoluna gidersiniz. Şimdi bütün bunları Cumhuriyet Halk Partisi, yani 4+4+4 konusu hariç, belki bir de bu protokoller meselesi hariç, ben CHP yönetiminin en üst seviyede genel başkanlık düzeyinde bu konuda bir şey söylediğini hatırlamıyorum. Yani bu konuda etkin bir muhalefet yapmıyor. Ya da mesela ekonomi politikası NAS diyorlar. NAS genel başkanı çıkıp şunu demesi lazım. Yani burada anayasa var, hukuk var. Bu nereden çıktı? Din kitabına göre ekonomi politikasını belirleyeceğiz demesi gerekirken madem NAS var faizi daha fazla indir diyor. Yani bir Saadet Partisi bakış açısıyla ya da bir DEVA'da AKP bakış açısıyla, siyaset sizin de biraz önce dediğiniz gibi çakma AKP dediniz. Yani AKP'yi taklit ederek siyaset yapmaya çalışıyorlar. AKP'nin gölgesine siyaset yapmaya çalışıyorlar. İşin garibi yani AKP'yi taklit ederek seçim kazanmaya çalışanlar şimdi de Mustafa Kemal Atatürk'ü taklit ederek kurultay kazanmaya çalışıyorlar. Yani bu taklitle bir yere varmak mümkün değil. Yani Atatürk taklit edilemez. Atatürk'ün ilkelerini kavramanız gerekir, özümsemeniz gerekir. Siyaset samimiyet işidir, güven işidir. Yani söyleminizle eyleminiz birbirini tutacak. Koşullara göre sürekli tavır değiştirmeyeceksiniz. Ben hatırlıyorum mesela parti meclisinde üyeyken ben 2000'li yıllarda
bize yönetim yani genel başkan işte ve yönetimde olanlar işte konjonktüre göre siyaset yapmak gerekir düşüncesine bize aşılamaya çalışıyorlar. Ben o zaman da demiştim. Yani lider konjonktüre göre siyaset yapmaz. Lider konjonktürü değiştiren kişidir. Koşulların değişmesi için mücadele eden kişidir. Dolayısıyla biz sürekli sosyolojik gerçeklikler üzerinden popülist politikalar uygulayarak bir yere varamayız. Sizin kendi ilkelerinizi ve o ilkelerden türetilen projelerinizi halka sade anlaşılır bir biçimde anlatmanız ve halkın sorunlarını çözmeniz gerekiyor. İlkeli bir biçimde. Sağdan sola savrularak değil. Yani en azından... Sevgili Öğmen, Fatih izin var mı? Tabii, şöyle, biraz önce gerçekten hani İmam Hatip liseleri evet ihtiyaç kadar Cumhuriyet'in başından beri vardı zaten. Diyanet İşleri Başkanlığı kendi görev alanları içinde elbette çalışacak. Şimdi bizi izlerken Bartın'dan bir izleyici bana bir afiş gönderdi. Afişte fındık üreticisinin fındık zekatı vermesi gerektiği, bu zekatı Diyanet İşleri Başkanlığı'na vermesi gerektiği, oradan da kendi kurslarına vereceklerini söylüyorlar. Yani Diyanet İşleri Başkanı zaten biliyorsunuz geçen hafta cami işte cuma hutbesinde dedi ki ev sahiplerini insafa çağırıyorum. Ya başkan bir de hükümeti insafa çağır. Yok yani hükümetin bir memuru gibi. Bana, bunu gösterebilir miyiz? Nasıl? Yani, bana, o zaman ben size atayım. Sayın Öğmen bu arada kadroyu açıklayacaktınız. Sizi destekleyen kadro evet. Önemli bir herkesin sorusu o. Örsan Öğmen'in kadrosunda kimler var? İnsanlar öğrenmek istiyor. Yani kadro konusuna şöyle cevap vereceğim. Biliyorsunuz kadroda isim saymak çok riskli bir şeydir. Birkaç kişi sayarsınız, diğerlerini unutursunuz. Sonra bir şey olur, yanlış anlamı ortaya çıkabilir. Ama ben size şu kadarını söyleyeceğim. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini savunan, altı oku savunan, sosyal demokrasiyi, demokratik solculuğu savunan herkes bizim kadromuzdadır. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bu geniş anlamda kadro. Ama mesela parti meclisi listesine kimleri koyacaksınız? Yönetim kadrosuna kimler olacak diyorsanız biz bunları oluşturmaya başladık. Bunların yaklaşık üçte birini tamamladığını söyleyebilirim. Ama henüz tamamlanmadı. Dolayısıyla kurultaya doğru yani o kadrolaşma sürecimiz bir yandan devam ediyor. Demin anlattığım sebeplerden ötürü de her şeyi kısa bir zamanda yapmak zorunda bırakıldığımız için de biraz onun da etkisi var tabii. Ama o da zamanı geldiğinde onları da sizinle paylaşacağım. Kurultaya doğru hatta belki bunu bir gölge parti meclisi, nasıl gölge kabine açıklanıyor? Belki de bir gölge parti meclisi listesi olarak, kadrosu olarak da bunları size zamanı geldiğinde açıklayacağım. Yani Süheyl Batım, bir soru bir sorabilir miyim? Tabii. Nur, bir saniye. Tabii. Süheyl Batım, Nur Serter gibi isimler, yani doğru mu bu isimler? Mesela daha çekirdek, daha böyle... Atatürkçülük bakımından güçlü duruş ve şu an Cumhuriyet'ten kısmen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden kısmen kopmuş isimler de var diyorlar. Doğru mu bu bilgi? Şimdi bu bilgi doğru değil birincisi. Şimdi bizim web sitemizde cpilkedemokrasi.org hani belki izleyicilerimiz not eder cpilkedemokrasi.org. Bizim burada hem kuruluş ve kadro ile ilgili bir sayfamız var hem de amaç ve ideoloji ve çözümler ve hedefler diye Türkiye'nin sorunlarına yönelik somut çözüm önerilerimiz var. Ve hareketimizin ilkeleri konusunda ideolojik açılımlarımız var. Tarihsel bir süreçle ele alınmış. O kadro sayfasında bazı isimler var. Yani biz bu ilk hareketi kurduğumuzda bizim yanımızda olduğunu söyleyen, bizi desteklediklerini söyleyen, ona bir çeşit çalışma grubu da diyebiliriz. Yani sizin saydığınız isimlerin dışında başka isimler de var. Ben şimdi isim sayma işine girmeyeceğim ama isteyen zaten web sitesine girip bakabilir. Dolayısıyla burada bizim dikkat ettiğimiz nokta şudur. Yani partinin ilkelerine sahip çıkan, partinin ideolojisine sahip çıkan ve partinin bu biraz önce anlattığım sağa savrulma ve ilkesiz bir duruma gelmesi durumuna karşı çıkan kişileri biz şeyimize, hareketimize dahil ettik. Dolayısıyla bazı nüanslar olabilir. Yani bazı görüş ayrılıklarımız olabilir ama bir asgari ne diyelim, kırmızı çizgimiz diyelim. Yani asgari müşterek diyelim isterseniz buna. Bu partinin
ilkelerine sahip çıkması, bir ve iki parti içi demokrasinin tesis edilmesi. Şimdi zamanında belki parti içi demokrasi konusunda yeterince hassasiyet göstermemiş olan ama daha sonra bu konuda öz eleştirini yaparak parti içi demokrasi konusunda daha hassas olan kişiler de olabilir. Ya da benim gibi geçmişteki yönetim döneminde de parti içi demokrasi konusunda eleştirilerini dile getiren ve bugün de dile getirenler de olabilir. Bizim burada artık şey seçme lüksümüz yok. Yani kadroyu oluştururken onu beğenmedim, bunu beğenmedim vesaire gibi filtreyi daraltırsanız yani bu da doğru bir şey değil. Bence burada önemli olan şey temel ilkelerde, temel asgari müşterekler diyelim buna isterseniz, o konuda anlaşmak. Dolayısıyla yani burada şimdi mesela Sayın Algan Acaloğlu var, eski milletvekilimiz var, işte Türker Ertürk var, emekli amiral Dilek Akagün var, işte Uşak milletvekili, şimdi böyle biraz zorladınız beni onun için saydım. Ama şey, sizin saydığınız Necla Arat var, işte eski milletvekilimiz. Dolayısıyla yani birçok şey isimden söz edebilir. Eski milletvekili, MYK üyesi ya da il başkanı, ilçe başkanlığı yapmış veya sade üye. Ama burada önemli olan biz kadromuzu tabandan oluşturacağız. Böyle tepeden inme oligarşik bir kadrolaşmayı ben kabul etmiyorum. Yani bizim artık yeni bir yani mevcut şablonlardan kurtulup yeni bir örgütlenmeye gitmemiz gerekiyor. Burada aslında çok önemli birkaç şey ifade etmek isterim. Bir tanesini ifade ettim. Parti içi eğitim, ön seçim, belki genel merkez bir %5 kontenjan belirler. Ama onun dışında bütün milletvekillerinin ön seçimle belirlenmesi gerekiyor. Parti organlarının çalıştırılması gerekiyor. Kongrelerde, kurultayda birden fazla adaya imza verilebilmesi gerekiyor. Örneğin belki delege bütün aday adaylarını kürsüde dinlemek isteyebilir ve ona göre kararını vermek isteyebilir. Siz ya ona imza vereceksin ya ötekine imza vereceksin dediğiniz zaman bu seçeneği ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Aynı zamanda gizli oy açık tasnif ilkesine de aykırı bir iş yapmış oluyorsunuz. Lok listenin belki de olanaksız hale getirilmesi ya da zorlaştırılması, çarşaf listeyle oylamaya gidilmesinin mahallede bile, mahallede, ilçede ve ilde ve kurultayda kolaylaştırılmasını sağlayacak düzenlemeler gerekiyor. Mahalle kongrelerinin ilçe ve il kongreleri nasıl yapılıyorsa o şekilde yapılabilir bir hale gelmesi gerekiyor. Genel başkanların iki genel seçim kaybeden, üst üste kaybeden bir genel başkanın kesinlikle bir daha genel başkan adayı olmaması gerekiyor. Bütün bu doğrultularda bizim düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. İşte bu bizim sloganımız CHP'de devrim, Türkiye'de devrim. Ama bu devrim sadece öyle boş bir laf değil. Yani arkası dolu bir şeyden söz ediyorum. Yani parti içinde büyük bir devrim gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ancak o zaman Türkiye'de devrim gerçekleştirebiliriz. Türkiye'de devrim nedir? Örneğin şimdi kamuculuk deniliyor. Yani genel başkanımız, milletvekillerimiz sık sık bu terimi kullanıyor. Peki siz bu kamuculuğun arkasını nasıl dolduracaksınız? Özelleştirmelere karşı çıkıyor musunuz kategorik olarak? Ve daha önce özelleştirilen kurumların yeniden kamulaştırılmasını savunuyor musunuz? Vergi politikanız nedir? Daha çok kazanandan daha çok vergi alacağız. Yoksul kesimin ve orta sınıfın vergi yükünü hafifleteceğiz diyebiliyor musunuz? Sendikalarla organik ilişki kurabiliyor musunuz? Yani emekçinin, işçinin haklarını koruyan sendikaları, sendikaların haklarının korunmasını, sendikaları destekliyor musunuz? Ve işçinin haklarının korunmasını sağlayan, işveren karşısındaki hakların korunmasını sağlayan sendikalarla organik ilişki kurabiliyor musunuz? Yoksa sadece sendika başkanlarını milletvekili yapmak mıdır sendikayla ilişki kurmak? Şimdi veya eğitim, sağlık konusunda parası olmayan, kaliteli, hem kaliteli hem parasız eğitim ve sağlık hizmeti sunabilecek misiniz? Yani parası olmayan da kaliteli eğitim ve sağlık hizmetinden faydalanabilecek mi? Yani demin bahsettim, o laikliğin arkasını nasıl doldurmak gerekiyorsa bir takım önlemlerle eğitimin dinselleşmesini, devlette kadrolaşmanın
ve siyasetin işte dinselleşmesinin önlenmesi, nasıl somut şeyler yapmanız gerekiyorsa ekonomide de, yani kamucu, sosyal demokrat, demokratik solcu, kamucu, halkçı, devletçi bir ekonomik modellerin gereklerini yapmanız gerekiyor. Burada çok önemli bir şey var. Sosyal demokrasi ve demokratik solculuk, karma ekonomik modeli, ekonomik sosyal adaleti hedefler. Ve bu aslında Atatürk'ün de halkçılık, yani CHP'nin 20'lerde 30'larda geliştirdiği halkçılık ve devletçilik ilkeleriyle bağdaşan bir durumdur. Yani karma ekonomik modeli CHP 20'lerde 30'larda geliştirmiştir. Ve bu sosyal demokrasi, sosyalist internasyonelde de karma ekonomi, mixed ekonomi diye deklarasyonlarında açık bir şekilde aynı terim kullanılır. Dolayısıyla bu karma ekonomik modelin gereğini, yani kamusal alanda siz üretim ekonomisini harekete geçirebiliyor musunuz? Bu şekilde üretim ekonomisiyle cari açığı kapatabiliyor musunuz? Enflasyonu düşürebiliyor musunuz? Devalüasyonu önleyebiliyor musunuz? Gelir dağındaki dengesizliği önleyebiliyor musunuz? İşsizliği en azından asgari bir düzeye çekebiliyor musunuz? Yani bunlar çok önemli. Dolayısıyla mesele sadece, yani finans faiz politikası ekonomiyi kurtaramazsınız. Üretim ekonomisini devreye sokmanız gerekiyor. Ham madde üretimi dahil. İthalata mahkum kalmamanız gerekiyor. İşte yeni enerji alanları yaratmanız gerekiyor. Hem işte rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, su kaynaklı enerjiler vesaire dışa bağımlılığı, hem dışa bağımlılığı yani fosil yakıt enerjisine bağımlılığı azaltmak için, hem de tabii doğaya ve çevreye zarar vermeden bir enerji üretimine geçmeniz gerekiyor. Bunlar da bir anda olacak şeyler değil ama yani uzun vadede olacak şeyler. Dolayısıyla bu ilkelerin aynı zamanda projelendirilmesi gerekiyor. Şimdi bütün bunlar bizim temel hedeflerimiz için, çok ayrıntıya girmiyorum ama web sitemizde bir çeşit manifesto diyebilirsiniz ona. Hedefler ve çözümler metnimiz. Şimdi buna baktığınız zaman gerçekten biz burada yani sosyal demokrat, demokratik solcu bir çerçevede ve Altıok adını verdiğimiz ilkelerin çerçevesinde geliştirilmiş devrimci gelişmelerden bahsediyoruz. Yani değişim demekle bir şey değişmiyor. Sizin onun arkasını doldurmanız gerekiyor. Yani sadece kişilerin değişmesiyle değişim olmaz. Dolayısıyla sizin ben parti içi despotizmi bir kenara atıyorum, onun yerine parti içi demokrasi getiriyorum ve değişimi de böyle sağlıyorum diye açık ve net bir şekilde madde madde biraz önce anlattığım gibi anlatmanız gerekiyor. Özgür Özel'in Sayın Öğmen. Partinin sağ savrulması konusunu ortadan kaldırıyorum ve partinin yeniden ilkelerine kavuşmasını sağlıyorum ve o ilkeler doğrultusunda projeler geliştiriyorum. İşte ben bunu değiştireceğim demeniz gerekiyor. Yoksa böyle soyut içi boş bir değişim lafıyla bir değişim sağlayamazsınız. Şimdi Özgür Özel'in bir kitapçığı var. Değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi diye. Kitapçığın içinde aslında baktığınız zaman bu kitapçığa, bu Özgür Özel'in adayını açıkladığı gün dağıttığı kitapçık. Sağ olsun Mustafa Balbay da çok yardımcı oldu. Şimdi şöyle bir şey var Sayın Öğmen. Bakın, bu kitapçığı çok güzel anlattı demin Balbay. Onu ben de açayım. İlk sayfasını açıyorsunuz. Tabii gururumuz, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ilk sayfada var. İtirazım yok. CHP'nin fotoğrafı var. Ama kitapçığın hiçbir yerinde ne Özgür Özel'in ismi var, ne imzası var, ne de Özgür Özel'i tarif eden bir cümle var. Şimdi siz genel başkan adayısınız, bir kitapçık hazırlıyorsunuz. Bu kitapçıkta ne bir fotoğrafınız var, ne bir imzanız var, ne de sizin kişisel iddia olarak ortaya koyduğunuz herhangi bir başlık var. O zaman bu kimin kitabı? Bu Özgür Özel'in kitabı mı? Ekrem İmamoğlu'nun kitabı mı? Yani bu neyin kitabı, bu neyin hazırlığı? Hani değişim yapma iddiasıyla ortaya konan bir kitapçıkta bile değişimi kimin yapacağını isim olarak yazma ihtiyacı duymamışsınız. Ya da onun fotoğrafını koyma ihtiyacını da duymamışsınız. Yani bu bir emanetçilik mi? Bu bir farklı bir bakış açısı mı? Siz bu kitapçığı incelemişsinizdir. Gördünüz mü benim dediğimin dışında bir şey? Ne anladınız bundan? Yani şimdi şey tabi bilemiyorum orada belki kolektif bir çalışmadır ve metni şahsileştirmemek için
kişiselleştirmemek için belki böyle bir tercih yapmış olabilir. Onun olur için yanlış bir de. Olur mu Sayın Öğmen? Biz gazetecilik yaptık. Olur mu? Siz bir kurultaya hazırlık için bir kitapçık ortaya koyacaksınız. Anayasa gibi milletin kafasına fırlatacaksınız. İçinde sizinle ilgili tek kelime bir söz olmayacak. Değişimi tarif edeceksiniz ama kimin değiştireceğini yazmayacaksınız. Değişimin ana maddelerini, değişimin kadrolarını sayacaksınız. Bir anlamda tarif edeceksiniz ama kendi isminizi söylemeyeceksiniz. Ya bu normal mi? Şimdi bunu tabii belki kendisine sormak daha doğru olabilir. Ben aslında şuna takıldım. Ondan ziyade şimdi değişimin yüzyılı denmiş ama şimdi yani her yüzyılda tarihe baktığınız zaman hem Türkiye'de hem şeyde dünyada her zaman değişim olmuş. Dolayısıyla yani 21. yüzyıl değişimin yüzyılları diye bir şey yok. Yani bu biraz olgulara aykırı. Ben biraz başlığa da takıldım. Ondan sonra yani her yüzyılda bir değişim olmuş. Dolayısıyla değişim 21. yüzyıla özgü bir şey değil. İkinci sorun yani yüzyılın değişimi. Şimdi yani yüzyılın 20. yüzyıl kastediliyorsa o yüzyılın değişimini Türkiye'de yapan kişi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ki o bile acaba ben yüzyılın değişimini yaptım diye bir ifade kullandı mı kullanmadı mı bilemiyorum tabii. Kullanmış da olabilir ama kullandıysa da hak ederek kullanmıştır. Yani yüzyılın değişimini ben yaptım dediyse de gerçekten o yapmıştır yüzyılın değişimini. Yani ben olsam biraz daha mütevazi olmak gerekiyor bu konularda. Yani yani böyle bir yüzyılın değişimini ben yapıyorum iddiasıyla ortaya çıkmak bana biraz hani çok şey gelmedi, gerçekçi gelmedi. Yani eğer o kastediliyorsa tabii. Yani bu hani bir söz vardır. Her gün bal demekle ağız tatlanmaz diye. Hani sürekli değişim demek gerçekten hani değişim sözcüğü de bir ölçüde yıpranıyor aslında. Yani peki yani, sizin, evet, yani sizin ben tabii yanlış yani doğru şeyler de olabilir içerikte ama tabii biraz daha biz yani daha şey radikal bakıyoruz olaya öyle söyleyeyim. Yani Türkiye'nin artık böyle sıradan siyasetle kaybedecek bir zamanı kalmadı. Yani bizim artık bu belli şablonları, klişeleri ve ne diyelim yani bu bozuk düzen paradigması içerisinde önerilen söylemlerin ve eylemlerin dışına çıkmamız gerekiyor. Yani ben devrimcilik derken bunu sadece bir sözcük, öyle bir soyut bir şey olarak kullanmıyorum. Gerçekten bizim artık Türkiye'de bir madem karşı devrim var, o zaman bizim de devrimci bir biçimde siyaset yapabiliyor olmamız lazım. Şimdi bana şey yani edindiğim izlen bir polemiğe de girmek istemem ama yani Özgür Bey hani çok şey çalışkan bir milletvekilimiz ve onun işte hiçbir yok. Emekler harcamış partide partinin şey nezaketine sahip olan birisi. Dolayısıyla öyle bir benim Özgür Bey'in hani şahsıyla ilgili bir kişisel sorunum zaten olamaz. Yani kendisine de ben ayrıca başarılar da diliyorum buradan. Ama tabii yani böyle alışageldiğimiz siyasetle daha fazla Türkiye'nin ilerlemesi mümkün değil. Ben bunu basın toplantısında da açıkladım Cuma günü. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'i ayıran nedir? Onu tam henüz çözebilmiş değilim. Bir bulmaca örneği verdim. Bilmiyorum basın toplantısını izlediniz mi? Yani şey vardır, iki resim verilir bulmacada. İşte aradaki farkı bulun. Mesela bazen hemen bulursunuz iki resim arasındaki farkı. Bazen de bayağı bir zorlanırsınız. Yani o kadar benziyordur ki birbirine o küçük detayı bir türlü bulamazsınız. Ya da birkaç tane fark vardır. Ya biraz öyle bir durumla karşı karşıyayız gibi bir his var içinde. Yani yani bizim çıkışımız aslında bununla da ilgili. Yani burada yeni bir yol açmak gerekiyor. Yani bu nasıl söyleyeyim size? Genel merkezin temsil ettiği statikoculuk ile sahte değişimcilerin arasına sıkıştı kaldı parti. Yani böyle bir kısır döngüye girdik. Bir çıkmaz sokağa girdik. İşte bu çıkmaz sokaktan başka bir yol açmamız gerekiyor. Ve bu kısır döngüyü bizim artık kırmamız gerekiyor. Yani bugüne kadar uygulanan olağan, sıradan, rutin, monoton, işte böyle soyut bir takım kavramların arkasına sığınmak, ne olduğu belli olmayan şeyleri söylemek falan. Ya bunları artık aşıp cesur bir biçimde Atatürk'ün yaptığı gibi, İnönü'nün yaptığı gibi ve Ecevit'in zamanında yaptığı gibi devrimci bir siyaseti ve ideolojik temeli olan ilkesel bir siyaseti ortaya koymamız gerekiyor. Yoksa genel başkan olmak falan
bunlar önemsiz yani şey anlamda araç bunlar. Bunlar bir amaç olamaz. Bunlar amaç haline gelirse siz o zaman siyaset kariyer platformuna dönüştürmüş olursunuz. Peki Nur Batur bir şey soracaktı. Buyur Nur. Evet çok enteresan ve çarpıcı şeyler söylüyor Sayın Öymen. Şimdi birincisi benim notlarımdan bakıyorum. Bir en son söylediği çok çarpıcı genel merkezin statik ucularıyla sahte devrimciler arasında CHP değişimciler. Değişimciler arasında parçası sahte değişimciler. Kaldı. Evet devrimciliği. Evet. Sahte değişimciler arasında sıkıştı kaldı diyor Sayın Öymen. Yani çok ağır bir suçlama tabii bu parti yönetimine karşı ama daha da ağır bir suçlaması oldu konuşması sırasında. Suçlama değil eleştiri suçlama demiyorum buna. CHP yönetimi emperyalizme hizmet etti dedi. Yani bu çok önemli. Bu üç açıklaması da, ben gazeteci olarak tabii üç önemli bu kadar söz arasından üç önemli şeyi çıkarttım. Şimdi tabii kulislerde hep şu konuşuluyor. Yani bir saadet zinciri var. Kurultay delegeleri büyük ölçüde parti yönetimi ve Kılıçdaroğlu tarafından çeşitli kanallarla belirleniyor. Ön seçim olmadığı için onu tekrarlamak istemiyorum. İşte parti yönetimi belediye başkanlarını belirliyor. İşte il başkanlarını belirliyor. Onlar ilçe başkanlarını, onlar delegeleri filan derken kurultaya gidişte aslında kurultay delegeleri de genel merkez tarafından belirlenmiş oluyor büyük ölçüde. Şimdi dediniz ki kurultay delegeleri üzerinde ahlaki ve siyasi bir sorumluluk var. Gerçekten bir ahlaki ve siyasi bir sorumluluk var. Sevgili Mustafa da biraz önce dedi ki örgüt ayağa kalkmalı aslında. Bu tablo içerisinde. Yani kurultayın sonucu 3 aşağı 5 yukarı belli olacak gibi görünüyor bugünkü anlatılan senaryo içerisinde. Bu durumda yani zaten Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ben şimdiye kadar diyor hiç aday olmadım. Hep beni delegeler aday gösterdi. Onun için diyor genel başkan seçildim. Bu durumda siz ve Özgür Özel yani Sayın Kılıçdaroğlu'nu delegeler gösterecek, aday olacak, onlar seçecekler ve siz de demokratik bir kurultay gibi o tabloyu meşrulaştırmış mı olacaksınız? Yani böyle bir kaygınız var mı sizin? Böyle bir bütün partinin işleyişini, delegelerin durumunu, örgütü çok iyi biliyorsunuz. Onun için de genel başkan adayısınız. Ama böyle bir senaryo oynanıyor bir taraftan. Evet, bu iyi bir iddia soru. Çok ciddi. Evet. Ne diyorsunuz? Evet. İkinci bir soru da İmamoğlu'la yani Ekrem İmamoğlu'nun halkta bir karşılığı var. İstanbul gibi büyük bir şehrin 16 milyonluk bir şehrinde belediye başkan adayı şu anda ikinci dönem. İstanbul'un kaybedilmesi de tabii ki muhalefet açısından büyük bir yenilgi olur. İmamoğlu'yla ilişkiniz nasıl? Evet. Şimdi öncelikle bir düzeltme yapayım. Parti yönetimi toptan emperyalizme hizmet ediyor demedim tabii de. Yani parti yönetimindeki bazı kişilerin bazı politikaları diyelim isterseniz emperyalizme evet. Hizmet ediyor. Yoksa yapıp ettikleri her şey emperyalizme hizmet ediyor tabii demedim. Yani onların ne olduğunu zaten hani aşağı yukarı anlatmıştım. Yani özellikle laikliğin bertaraf edilmesi emperyalizme hizmet eden bir şeydir. Dolayısıyla laikliğe aykırı politikalar artık kim onları uyguluyorsa yani kasıtlı olarak olmayabilir tabii bu. Kasıtlı ya da kasıtsız. Ne diyelim yani işlevselliğine baktığımız zaman emperyalizmin işine geliyor ya da emperyalizmin çıkarınadır bu demek istedim. Yani özellikle emperyalizme hadi biz hizmet edelim diye yola çıktılar demedim. Çıkmış da olabilir bazıları, çıkmamış da olabilirler. Yani şimdi burada isimler üzerine durmak istemiyorum. Ama yani demek istediğim şey biraz oydu. Yani onu belki biraz daha somut hale getirmem gerekebilir. Şimdi bir başka mesele demokratik yani şimdi şöyle düşünelim isterseniz. Biz bu hareketi hiç başlatmasaydık bu sefer de diyeceklerdi ki siz ne yapıyorsunuz, neredesiniz, partiler nerede, parti işgal altında,
ya da parti kuşatma altında, her neyse. Parti kendi kimliğini kaybetmiş durumda. Parti yok olmak üzere. Sizin hiç sesiniz çıkmıyor diye eleştiriler gelirdi ve bu eleştiriler de haklı olurdu bence. Yani dolayısıyla bir yerden bir şeye başlamak gerekiyor. Yani genel merkezin buradaki tasarımı nedir, planlaması nedir vesaire, onu ben bilemem. Ama yani bizim yapmamız gereken ahlaken ve siyaseten doğru yerde bulunmak, doğru yerde durmak ve doğru olan şeyi savunmaktır. Sevgili Öymen, Nur'un sorusunu unutma. Ekrem İmamoğlu önemliydi ama şimdi bilemem dedin, dayanamadım, özür diliyorum. Lütfen. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları maalesef öteki partilerinkilere benzemeye başladı. Öteki partilerde bu birinci gün genel başkanı seçersin, ikinci günde genel başkanın istediği merkez yürütme kurulu üyelerini seçersin, biter. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları, yani senin de çok iyi bildiğine eminim, örneğin 1947 kurultayı tam 2-3 hafta sürmüştür. 1950 ile 60 arasında o Türkiye'nin en zorlu olduğu dönemde, hani demokrasiyi korumanın en zorlu olduğu dönemde sadece olağanüstü kurultaylar 4'tür ve en kısası 5 gün sürmüştür. Biraz önce sözünü ettiğin o öncelikler bildirgesi 1957'de ve 59'da o olağanüstü çabaların ve olağanüstü çalışmaların sonucudur. Hani benim önerim, bir de Nur'un çok güzel yerinde sorduğu gibi, hani sadece hani işi demokratik gösterme ya da genel kongreyi çoğulcuymuş gibi göstermenin bir unsuru olmak yerine şimdiden bu kurultayın bir büyük bir değerlendirme kurultayı olmasının ve en az 4-5 gün, hani bunun süresi elbette konuşulabilir ama Türkiye'nin dış politikası ne hale gelmiş, ekonomisi ne hale gelmiş, eğitimi ne hale gelmiş, her alanda Türkiye'ye böyle nefes aldıran bir çalışma yapılmasını, ondan sonra da ey Türkiye bak biz şöyle bir şey istiyoruz denmesini istemek gerekir diye düşünüyorum ben. Şimdi çok özür diliyorum, hani seni eleştirmek ya da hani karşılıklı değerlendiriyoruz. Hani kurultayın nasıl olacağını doğal olarak bilemem dedin ama bir koymak gerekir. Nasıl olması gerektiğini söylemek gerekir. Çünkü bu noktaya gelirken biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü, bütün yapısı adım 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 bütün yetkiyi Kemal Bey'in şahsına verdi. 23 Eylül 2022, aşağı yukarı bir yıl olmuş. Kemal Bey İzmir'de partinin MYK'sı, parti meclisi, milletvekilleri, il başkanlarının tümünün olduğu toplantıda dedi ki, soruyorum benimle misiniz dedi. Herkes seninleyiz dedi, alkışladı. Kemal Bey de aldı o yetkiyi, altılı masaya gitti, ben sizinleyim dedi. Tek başına. Şimdi böyle geldik bu sürece. Ana sorumlu elbette genel başkandır. Bunu zaten tartışılmaması gerekir. Ama adım adım partinin bütün mekanizmaları ve organları yok edildi. Şimdi bu değişim, hani biraz önce konuştuk, hakikaten Anadolu'nun en güzel sözlerinden biridir. İnsan her gün bal demekle ağzı tatlanmaz. Sürekli değişim demekle de bu iş olmuyor. Yani bu kurultayı gelin, hakikaten bir, örgütün ayağa kalktığı, iki, sadece o yarışmalarda kim gitsin kim kalsın değil de ne olsunun Türkiye'nin, üstelik de Cumhuriyet'in 100. yılında nasıl bir yeni yüzyıla geçeceğimizin konuşulduğu bir zemin yapmak için zorlayın diye ben öneriyorum. Yani şimdi bu dediğinizin olabilmesi için önce bu ilkesizlikten sorumlu olan, partinin bu hale düşmesinden sorumlu olan yönetimin değişmesi gerekiyor, genel başkanlık dahil. Yani siz sorunun parçası olanlarla bu sözünü ettiğiniz vizyonları tartışamazsınız, konuşamazsınız. Zaten yapsalardı bugüne kadar çoktan yaparlardı. Yani ben şu parti içi yapmaya demokrasi... zorlamak diyorum. Hani evet, ama yani şimdi bu mesela 13 yıl parti içi demokrasi konusunda bir şeyler yapıldı ama yani asgari seviyede diyelim, bir takım işte makyajlar falan yapıldı. Yani ciddi bir şey yapılmadı. Şimdi 13 yıl bunu yapmayanlar bir anda hadi tüzüğü değiştirelim, tüzüğü demokratikleştirelim ya da işte yavaş yavaş Altok, Atatürk falan demeye başladılar.
Şimdi böyle bir kadroyla, böyle bir yönetimle siz kurultaya giderseniz orada hiçbir şey tartışamazsınız. Zaten o kadro, o yönetim, o kurultay ortamına hakim olur. Dolayısıyla burada yönetimin ve kişilerin değişmesi önemlidir. Çünkü ilke ve kadro bir bütündür. Yani ilke dediğiniz şey soyut bir şey değil ki. İlkenin öznesi ne? Kişi. Yani kadrolar diyelim isterseniz. İlkenin öznesi. Yani kediler, köpekler, örümcekler değil. Yani sonuçta insan bu ilkeleri geliştiriyor. Dolayısıyla bu insanların, yani bu ilke sahibi insanların yönetimde olması gerekiyor. Bütün bu dediklerinizin yapılabilmesi için. Yani ilkeleri yerle bir eden bir genel başkan ya da bir yönetim ya da yönetim MYK üyeleri neyse artık milletvekilleri çıkmışlar. Efendim önemli olan ilk şeydir, ilkelerdir, fikirlerdir, kişiler değildir. Ya bunu söyleme hakkına sahip olabilmek için sizin önce o ilkelere sahip çıkmanız gerekiyor. Yani hem ilkelere sahip çıkmayacaksınız hem de diyeceksiniz ki kişiler değişmesin. Aynı genel başkanla, aynı yönetimle ya da ona benzer kişilerle biz yola devam edip ilkeleri, fikirleri tartışalım. Yani bu bir tuzak. Yani bu tuzağa lütfen düşmeyelim. Yani bizim şu anda ciddi bir şey yapmamız gerekiyor. Yani bu tarihi bakın yani şu bu kurultay öyle sürekli olan bir şey değil. 3 yılda bir yapılıyor. Yani biz 3 yıl daha böyle mi devam edeceğiz? 2 yıl, bir yılda uzattılar 3 yıl. Yani biz 3 yıl daha bu partinin 13 yıldır yaşadığı rezillikleri yaşamaya devam mı edeceğiz? Ben size söyleyeyim öyle olacak. Yönetim değişmezse öyle olacak. Ve önümüzdeki belediye seçimleri de kaybedilecek. Yani mesele sadece seçim kazanmak diye bakılıyorsa tabii. Yani dolayısıyla sokakta vatandaşa gidin, kime sorarsanız sorun. Yani Kemal Kılıçdaroğlu genel başkana kaldığı sürece siz CHP'nin belediye başkan adaylarına oy verecek misiniz? Yani benim dediğim bir kenara atın, ciddi bilimsel bir araştırma yapın, 60 ilde 15 bin kişiyle bakalım sonuç ne çıkacak? Benim dediğimi bir kenara atın. Hatta umursamayın. Sadece buradan ricam. Kamuoyuna çağrı yapıyorum. Genel merkeze çağrı yapıyorum buradan. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bu araştırmayı yaptırsın ve ona göre bir strateji belirlesin. Yani ilçe şeye gidiyorsunuz, ilçe kongrelerine delege seçilenler bile yok ortada. Salonlar bomboş. Hiçbir heyecan yok. Yani kongreye bile gelmeyen CHP üyesi sandığa nasıl gidecek? Yani bir sürü CHP seçmeni bile tabii ki biz yani bizler gideceğiz sandığa oyumuzu vereceğiz. Doğrusu odur, o ayrı bir şey ama yani ne yazık ki ben sandığa gitmeyeceğim diyen büyük bir şey var, kitle var CHP tabanında. Siz CHP tabanında fire verdiğiniz zaman zaten ittifaklar yok. Yani İYİ Parti ben adaylarımı çıkaracağım diyor. HDP kendi adaylarımı çıkartacağım diyor. Siz şu anda kendi tabanınız sizin için çok önemli olmalı. Yani kendi %20, 25, 30 potansiyel olarak neyse tabanınız neyse oradan %5 fire bile verseniz İstanbul'u, Ankara'yı kaybediyorsunuz. Yani bir sürü yeri kaybedebilirsiniz. Şimdi dolayısıyla Adana'yı kaybedebilirsiniz, Antalya'yı kaybedebilirsiniz. Dolayısıyla sizin kendi yani bir samimi bir yönetim değişikliği olmadan belediye seçimi nasıl kazanacaksınız? Artı sizin sözünü ettiğiniz o derinlemesine tartışmaları nasıl yapacaksınız? Yani burada artık bence bir kırılma noktasındayız. Onu o tarihi şeyi anı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bir de Ekrem İmamoğlu sorusu vardı. Bence Sayın bir kere şunu söyleyeyim. Biz CHP Genel Başkanlığı seçimiyle Cumhurbaşkanlığı seçimini iki ayrı kategoride görüyoruz. Şu anda mesele önceliğimiz bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden yapılandırmak. Cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yıl sonrasının meselesi. O zaman Cumhurbaşkanı seçilme olasılığı kimin daha seçilme olasılığı daha yüksekse partinin temel ilkeleriyle çelişki içinde olmamak koşuluyla o kişi Cumhurbaşkanı adayı olmalıdır. Bu CHP Genel Başkanı da olabilir, bir başkası da olabilir. Yani daha önce yaşandığı gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi illa CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olacak diye bir şey yok. Olabilir de olmayabilir de. O 5 yıl sonrasının meselesi. Hatta bu Ekrem İmamoğlu da olabilir, bir başkası da olabilir. Yani partinin ilkeleriyle çelişkili bir politik ortaya konmadığı sürece bu mümkün. Yani bunu söylememin sebebi şu, eskiden %20-25 ile biliyorsunuz başbakan olunabiliyordu. Yani hükümet olabiliyordunuz eski sistemde, parlamenter sistemde, parlamenter demokratik sistemde birinci partiyseniz hükümet kurma görevini üstlenebiliyordunuz. Şimdi bu 50 artı 1 cumhurbaşkanlığı seçiminde siz
bu ucube sistemde daha geniş bir halk kitlesine ulaşmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu halk kitlesine ulaşma olasılığı kimin daha yüksekse CHP yönetiminin de onu aday göstermesi gerekir. Bunun şimdi isimler üzerinde durmak istemiyorum. Bir başka konu, Ekrem İmamoğlu bence başarılı bir belediye başkanıdır. İstanbul'da gerçekten hem altyapı konusunda işte arıtma tesisleri olsun, metro olsun, işte sosyal konularda kreşler olsun, sosyal yardım olsun, tarih binaların restorasyonu konusu olsun, kültür sanat hizmetleri konusu olsun, son derece çalışkan, başarılı bir belediye başkanı. Yani biz eğer Cumhuriyet Halk Partisi, tabi bu parti meclisinde biliyorsunuz yani adaylar şey yapılır, karara bağlanır. Yani şimdi buradan bir genel başkan adayı bir kenara, genel başkan bile aslında benim adayım şudur dememesi gerekiyor. Çünkü bunu parti meclisi karar verir. Ama kişisel görüş olarak bu söylenebilir. Yani kişisel olarak genel başkan da ya da bir genel başkan adayı da bu konuda kişisel görüşlerini söyleyebilir. Yani benim kişisel görüşüm, ben mesela Ekrem İmamoğlu'nun, hani kazanacak olsam mesela, genel başkan olsam Ekrem İmamoğlu'nu aday göstermek isterim. Yani önerimi bu şekilde yaparım. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olmasını isterim. Dolayısıyla yani benim burada Ekrem Bey'le belediye bağlamında bizim Ekrem Bey'le herhangi bir şeyimiz yok. Yani bir çelişen bir yönümüz yok. Öyle söyleyeyim isterseniz. Ben kendisini şahsen de tanırım bu arada. Ben Trabzonluyum. Kendisi de Trabzonlu hemşehrimiz. Dedem benim Trabzon İdman Ocağı'nın kurucularından 1921. Yani Trabzonspor'un kökeni. Ekrem Bey de Trabzonspor Yönetim Kurulu'nda yer almış birisi. Yani daha Ekrem Bey siyasete girmeden önce de kendisiyle tanışıklığımız var. Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemden de kendisiyle tanışıyoruz. Daha sonra işte belediye başkanı oldu. Kendisiyle de bu süreç içerisinde kendisiyle görüştük. Kendi ilkelerimizden taviz vermeden ben kendisine kendi hareketimiz hakkında bilgi verdim. Kendi çalışmalarımız hakkında bilgi verdim. Böyle bir görüş alışverişinde bulunduk. Yani kendisiyle bir şeyimiz yok. Bir düşmanlığımız ya da kişisel bir husumet söz konusu değil. Ama tabii insan yani ilkesel bağlamda, düşünsel bağlamda kendisine bazı eleştirilerimiz olabilir. Yani bir CHP genel başkanlığı konusu ayrı bir konu olarak değerlendirdiğimiz için yani Ekrem Bey'in biz İstanbul Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde kalmasının daha doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Belki yani 5 yıl sonra ne olur ne biter, o süreçte o çok zaman var daha. Ama kendisi olası cumhurbaşkanı adaylarından birisi de olabilir. Bir başkası da olabilir. Yani CHP genel başkanlığı kim seçilecekse o da olabilir. Dolayısıyla o konuda böyle kategorik şeyler söylemiyoruz. Yani fantastik bir takım şeylerin peşinde değiliz. Gerçekçi bakıyoruz olaylara. Peki. Sevgili Örsan Kuntar Öymen, çok teşekkür ederim bu akşam için. Süremizin de sonuna geldik. Çok sağ ol. Bize ayırdığın zaman ve gösterdiğin nezaket için yolun açık olsun. Yani önemli. Yolunuz her zaman açık olsun. Şimdi de değil, sadece bu olayda değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu büyük fırtınayı atlatması için çok sıkıntılı bir döneme girdiğini düşünüyorum. 35 senelik CHP muhabiri olarak söylüyorum. Bu öyle dinleyebilirsiniz. Birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne emek veren örgüt emekçileri, delegeler ya da üyelerin etnik ayrımcılık ve mezhep farklılığını kafalarından silip atmaları lazım, bir. Eğer böyle giderse bu iş kurultaya, bu anlamda, bu yolda çok büyük baskılar olduğunu biliyorum. Ki bir belediye başkanı dedi ki, Kemal Bey ayrılırsa partinin yarısı gider. Yani bu tür söylemler son derece tehlikeli, son derece kritik. Türkiye'yi Lübnanlaşmaya çevirebilecek, Lübnan gerçeğine döndürecek ve ulusal birliği ve bütünlüğü bitirecek gelişmeler bunlar. Bu AKP'den fazla bu ülkeye kötülük yapmak anlamına gelir. Onun için
Sizin yolunuz açık olsun. İşiniz zor biliyorum. Aşmanız gereken çok önemli handikaplar var. Feodal anlayışlar var. Demin de söylediğim gibi etnik ve mezhepsel farklılıklar var. Bunların üzerinde siyaset yapanlar olacak. Bunların tüccarlığına soyunanlar olacak. Bunların ticaretine soyunanlar olacak. Ve siz bunları yenmek durumunda kalacaksınız. Yolunuz açık olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Bu konuda bir şey ekleyebilir miyim Fatih Bey? Önemli bir şey söylediniz. Buyurun. Bir dakikamız var mı ya da iki dakikamız? Var, buyurun, buyurun. Şimdi biz hem dinlerin, mezheplerin ve etnik kimliklerin asimilasyona uğratılmasına karşıyız. Ama aynı zamanda din, mezhep ve etnik kimlik üzerinden siyaset yapılmasına ya da bunun bir fetişizm haline gelmesine de karşıyız. Ama şu kadarını söyleyeyim size. Yani aslında burada daha somut konuşabiliriz. Yani anladığım kadarıyla Alevilikten söz ediyorsunuz mezhep derken. Şimdi siz Alevilere sahip çıkmak istiyorsanız bunu nasıl gösterebilirsiniz biliyor musunuz? Laiklere sahip çıkıyorsanız işte o zaman Alevilere sahip çıkmış olursunuz. Çünkü bu Türkiye'de en fazla baskı... Aslında sadece Alevileri olan... değil Sünnilere de bütün inançlara vicdanla sahip ki. Çıkmış oluyorsunuz. Ya da inanmayanlara. Ya da neyse işte... Hepsine yani toplam... Ya da işte ateist, agnostik, deist neyse bütün felsefi görüşler, bütün din mezhepleri. Ama şimdi Alevilerin de ciddi bir baskıya uğradığını, yıllarca baskı altında kaldıkları gerçeğini de burada tabii tespit etmemiz gerekiyor. Şu nedenle sevgili Ömer, özür diliyorum. Biraz önce Fatih söyledi. İşte iki tane İsmail Ağa, yani o da o kesim içinde bir baskı unsuru. Tabii. Şimdi yani, menzil, o da o kesim içinde. Yani, hani Nur'un altını çizdiği evet, bütün bunların dışında kalan insanlar da kendi hayatını yaşamak istiyor. Laiklik bütün bu hayatın oksijeni. Evet ama siz şimdi laikliğe sahip çıkmazsanız ne olur? Bir Arabistan usulü bir şey, belli bir mezhebin Arabistan versiyonu diyelim isterseniz buna. O Aleviler üzerinde büyük bir baskı kuruyor. Dolayısıyla siz laiklik ilkesini savunursanız, o yönde uygulamalara giderseniz siz bu işte Alevilerin de bu baskı altında kalması durumunu çözebilirsiniz. Yani ben şunu anlamıyorum. Laikliğe sahip çıkmayan birisinin Alevilere sahip çıktığını nasıl söyleyeceğiz? Ancak laikliğe sahip çıkan birisi diğer dediğiniz gibi mezheplerle birlikte ya da görüşe sahip olanlarla birlikte Alevilere de sahip çıkabilir. Dolayısıyla yani bu belli bir mezhebin belli bir yorumunun iktidarda, siyasette hakim olmasından dolayıdır ki Aleviler bu baskılar altında kalmaktadır. Doğru. Onlarca yıldır, hatta yüzlerce yıldır. Doğru. Osmanlı'da başlıyor bu biliyorsunuz. Cumhuriyet döneminde devam ediyor. Siz hem laikliği savunmayacaksınız hem de ben Alevilerin yanındayım diyeceksiniz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu bir akıl tutulması. Yani Alevileri savunmak, Türkiye'de 10 milyon, 15 milyon kesin bir rakam yok. İşte 10, 15, 13 diyor kimisi. Milyon Alevi var. Yani Aleviler sadece 3-5 bin kişiden oluşmuyor ki. Yani sadece CHP Genel Merkezi'ndeki ya da il ilçe örgütlerindeki Alevilerden mi ibaret? Yani milyonlarca Alevi yaşıyor Türkiye'de. Tabii ki işte Alevilere yönelik devlet dairelerinde orada burada uygulanan baskılar ve mesela Alevi valinin olamaması, kaymakamın olamaması, bürokraside Alevilerin ayrımcılığa uğramasından dolayı parti içinde Alevilere yönelik bir pozitif ayrımcılık yapılabilir belli bir dengenin kurulması koşuluyla. Yani dolayısıyla ama siz Alevilere bir bütün olarak, bütün Alevi nüfusa sahip çık, onların ezin, ya yani onlara yönelik haksızlıklara karşı çıkmak istiyorsanız, onların yaşam alanlarını genişletmek istiyorsanız, onlara sahip çıkmak istiyorsanız o zaman sizin laiklik ilkesini savunmanız gerekiyor. Hem laikliğe sahip çıkmayacaksınız, DEVA ile Saadet Partisi ile işte DEVA ile Saadet Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne teslim olacaksınız. Hem de ben Alevilerin hakkını savunuyorum diyeceksiniz. Böyle bir saçmalık olmaz. Bizim bunu da kırmamız gerekiyor. Aynı şey Kürt kökenli vatandaşlarımız için geçerli. Kürt kökenli vatandaşlarımız yıllarca dilleri reddedildi, kültürleri reddedildi. İşte böyle bir dil yoktur dendi vesaire.
Yani onların da asimile edilmesine karşı çıkmalıyız. Ama nasıl üniter yapıyı koruyarak, terörizme karşı çıkarak, PKK terörüne karşı net bir tavır almak suretiyle üniter yapıyı koruyarak, bizim parti programımızda var zaten, yeni bir şey söylemiyorum ben. CHP'nin parti programında bu yazıyor. Peki üniter Sayın Öğmen. Korumak, bir cümle lütfen. Üniter yapıyı korumak koşuluyla siz dinlerin, mezheplerin, etnik kimliklerin asimilasyonunu da engelleyebilirsiniz. Peki. Çok teşekkür ederim tekrar. Süremizi açtık çünkü. Çok sağ olun Sayın Öğmen. Tekrar yolunuz açık olsun. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sevgili Başarılar Baba, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Davetiniz için. Sağ olun. Sevgili Nur Batur, çok teşekkür ederim. Nur, yine görüşmek üzere. Kapatalım görüşmek programı için. Hep birlikte. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar sevgili Baba. Sağ olun. Evet, Fatih Ertürk'le gündem üzerinin sonuna geldik. Bugün konuğumuz Örsan Kunter Öğmen'di. Ve farklı bir bakış açısı vardı genel başkan olarak. Üç genel başkan adayından biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin. İlkelerini koydu, görüşlerini koydu, kadrolarını anlattı. Kanalımız diğer genel başkan adaylarına da açık. Ne zaman isterlerse girip burada kendilerini anlatabilirler. Şimdilik iyi geceler, hoşça kalın.